yandan yurtlar pus kurtarılısı. Tanrının ordusu kuru karadır gözü. Arkadaşlar şu an yayındasınız. Neyse ben yayına girdik mi? Girdik kardeşim. Tamam. Süper. Paylaşımları yapalım. İnsanları bilgilendirelim yayındayız diye. Onu da yapıyorum şu anda. Süper. Yine klasik 3-4 dakikalık süreci atlatıyoruz abi. Evet, hep 3-4 dakika böyle biz ne yapıyoruzdayız. Sen görmüyor musun? Ben de sağ üstte bak yayında bakıyorum şu an Kürşat. Hı hı. Sen varsın. Ah aynen. Haberin olsun. Kamera açmıyorsun yani. Orada şey onu koyan Caner. Ha tamam. Seni yine ifşa edemedim. Ben bugün çok fazla aranızda olamayacağım. Ama ara ara gelir uğrarım. Zaten yanında çalışıyor. Bu arada Mertcan Zero Trust diye bir ürün geliştiriyoruz biz de. Öyle mi? Aynen. Bir ara sana anlatayım. Olur olur. Ya gel yayında anlat işte. Niye kaçıyorsun? Evet güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Oğlum zaten yayında oluyor da yanında çalışıyor oluyor. Aynen tamam. Ben yayındayım. Şey yaparım. Ne derler? Ara ara katılırım aranıza. Şu an kaç kişi olduk? Bilmiyorum ki. 8 gibi falan siz direkt başlarsınız abi. 2 dakika var zaten. Arkadaşlar şu an yayında olanlar herhangi bir kalite problemi, ses problemi vesaire var mıdır? Aynen. Gayet iyiymişiz. Tamam. Okey abi süper. Ben bir kendi sesimi kapatıyorum. Hem Hangouts'ta kapatıyor olacağım hem de yayında kapatıyor olacağım. Bir deneme yaparsınız şimdi. Okey. İyi yayınlar demiş kardeşim. Teşekkür ederiz. Tamam. Şu an ses de iyi. Zaten şey de yaklaşıyor. Ya yankı yapmıyorsa benimki sıkıntı yoktur ya. Benimki normalde kulaklıksız yankı yapıyor da. Yok gayet iyi şu anda. Ses geldi. Çok iyi. Tamam. Yaklaşık zaten biz bir hafta öncesinden itibaren Hack Nice'a başladık. Bayağı da konu kaldık. İşte Trendyol Tech'ten Çağlar Çakıcı, Trendyol Tech'in ikinci konuğumuz Mertcan Coşkuner. Mertcan, yavaştan istersen konuya girelim. Öncelikle tabii arkadaşlar seni tanımak isteyecektir. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler Yahya. Şöyle yapalım. Hani sen kimsin? Ne zamandan beri siber güvenliğe başladın? Bu alana neden ilgi duydun? Neler yapıyorsun? Bunları bir öğrenelim. Hatta şeylerden bahsetsen daha iyi olur böyle. Hani yurt dışına gidip konuşmalarda bulundun. Onlardan da ufak demeç verirsen gayet iyi olur. Bir de şeyi soracağım sana sonrasında. Sen bunları sen cevap ver. Bir sorum daha var. Sonra konuya girmiş oluruz. Tamam. 2016 yazılı mühendisliği mezunuyum. Aslında siber güvenlikle de son sene aldım. Kriptolojiyle tanıştım. Kriptoloji ve ağ güvenliği dersiyle. Orada aynı zamanda aynı dönem Linux dersi de almıştım. Aslında Linux değil de Unix diyelim. Unix ve kriptoloji ile beraber siber güvenliğe merak saldım. 2016'da da mezun olduktan sonra aslında kendimi siber güvenlik alanında geliştirmeye başladım. 2017'de de önce Havelsan kampı, daha sonra da bir ilk işim sızma testi pozisyonunda aslında sektöre girdim. Daha sonrasında orada kendimi geliştirirken zararlı yazılım analizi, tersine mühendislik gibi alanlarda biraz daha ilgim olduğunu, oraya doğru yönelmek istediğimi fark edip STM'ye geçtim. STM'de de mobi zararlı yazılım analizi üzerine çalışıyordum. Kritik kurumlarda hem danışmanlık hem zararlı yazılım analizi laboratuvarlarında onlara mobi güvenlik anlamında destek oluyordum. STM'deki süre boyunca NATO'da Luxshield etkinliğinde TSK ile beraber ben de tatbikata katıldım. Yine aynı yıl STM'de mobi zararlı yazılım analizi üzerine yaptığım araştırmalarda Türkiye'ye de falan özellikle bankacılık zararlarını araştırıyordum. Zaten sonradan seninle birlikte konta kontrollerini de hackleyerek güzel bir araştırma ya imza atmış olduk. 1,5 o zaten şey oldu değil mi biraz? Hani sen araştırıyordun bunları falan, bir şeyler yapmaya çalışıyordun. O ara işte gelip ya şuna bir baksana falan deyince biz o araştırmaya girişmiş olduk gibi bir şey oldu. Ya aynen, o araştırmanın özü şöyleydi. Zaten bankacılık zararları ve diğer mobil
mobildeki, Android'deki özelinde konuşacak olursak zaten zararlar baktığın zaman çoğu bir süre sonra tuttuğunda, yani zararlı ismi yayıldığında as a service olarak başlıyorlar hayatlarına, devam ediyorlar. As a service'den kastım da işte siz bayağı böyle DigitalOcean'dan sunucu kaldırır gibi gidiyorsunuz, bir tane üyelik alıp parasını verip zararlı yazılım altyapısı kaldırıp zararlıyı dağıtmaya başlıyorsunuz. Size zaten onun altyapısını veriyor Deep Web'deki bu forum ya da as a service olarak işleten geliştirici. Siz de daha sonra oradan dağıtmaya başlıyorsunuz zararlıyı. Zaten ben bunları incelerken fark ettim ki bunlar zaten bildiğim fabrikasyon kod. Şimdi fabrikasyon kodun komuta kontrolü de fabrikasyon olur. Burada da zaten hani benim şu ana kadar tanıdığım nadir web üzerine uzman kişilerden biri olarak senden yardım almayı zaten uygun gördüm. Beraber başladık şeye. Hani çok da sağ ol, desteğin de çok iyi oldu o konuda. Çok da güzel şeylere imza attık. Yani yaklaşık, yanlış hatırlamıyorum galiba, 10-12 tane threat aktörü, yani threat aktör dediğimiz Türkiye üzerinde zararlı yazılım geliştiren ve insanların bankacılık bilgileri olsun, kişisel bilgileri olsun çalan insanları aslında kolluk kuvvetlerine de teslim etmiş olduk 1,5 yıl. Süper. Bu işin özü orada aslında dediğim gibi fabrikasyon kodu ve fabrikasyon komuta kontrol kodlarından geliyordu. STM'den sonra Trendyol'a geçtim. Şimdi yaklaşık 9. ayım bu, Trendyol'dayım. Burada Red Team ana işim, işlerimden birisi. Diğer tarafta da yine işte Zero Trust altyapısı gibi farklı konularla da yine uğraşıyorum Trendyol'da. Aslında birçok konuda uğraşıyorsun diyebiliyorum zaten ben. Aynı yerde çalıştığımız için. şeyi merak edebilirler belki arkadaşlar. İşte neler yaptın? Mesela bu arada ben de teşekkür ederim. Hani benim ufkumu açan insanlardan birisin. İşte bu araştırma konusu olsun, işte yurt dışına gidip sunmak olsun. Buralarda ne gibi şeyler yaptın? Mesela Barcelona'ya gittiğinde neler gördün ülke olarak? Ülkenin siber güvenliği yaklaşımı nasıldı? İşte sonra Viyana'ya gittin. Viyana'da o ülkenin siber güvenliğe yaklaşımı nasıldı? Bunları da merak edebilirler. Biraz daha oradan gelebilirsek güzel olur. Tabii konferanslara ilk başta seninle beraber BSize Barcelona'ya gittik. Daha sonra Dipsec de Avrupa'nın herhalde ilk üçünde sayabiliriz. DEFCON ve Bileket'le en iyi konferanslarından. Zaten hani bu yıl içerisinde orada sunduğumuz sunumun bir paper versiyonunda Alman bir teknik üniversitede yayınlanacak. İkisinden özellikle Barcelona'dan önce konuşacak olursak, hani Barcelona'daki siber güvenlik toplulukları biraz daha böyle kendi çaplarında bir şey yapmaya çalışan. Ama pek de hani bu konuda çok bir şey yani zorlanan bir şey gördük. En azından ben kendi görüşümü söyleyecek olursam bu konuda. Hı hı. Hani böyle lokal komüniteler var, evet, ama bu lokal komünitelere destek olan bir, hani B-Sides evet zaten dünyadaki bütün topluluklara destek oluyor, sponsor oluyor, konferans yapsınlar diye, ama hani böyle bir devlet olsun, özel sektör olsun ki biz oradayken mesela hani konferansa sponsor olan Barcelona menşeili, hatta İspanya menşeili iki tane firma vardı. Geri kalanların hepsi zaten global firmalardı. Baktığım zaman hani İspanya'daki siber güvenlik de seviye olarak bizden biraz daha aşağıda gibi bile sayabiliriz. Hani zaten geçen yıl çıkan siber güvenlik endeksinde de biz biraz da öndeyiz yani. Hatta bizim NATO sonuçlarıyla aşağı yukarı aynı geldi zaten. 12 civarı falandı endeksimiz. Hani endeks olarak Türkiye'yi bir yerde, İspanya'da benim gördüğümde zaten hani bu işte uğraşan insanlar olsa da bu kadar şeye aldıklarını geri verme noktasında çok da başarılı oldukları söylenemezdi. Viyana tarafındaysa hani Viyana özelinde zaten konferans, Avrupa genelinde bir konferans olduğu için bizim orada daha çok Viyana'dan ziyade Avrupa özelinde şey görme şansımız oldu. Siber güvenlik araştırmacıları ve siber güvenlik firmalarını görme fırsatımız oldu. Viyana'daki ortamda da zaten hani gördüğümüz şuydu. En azından bu konuşmacı yemeğinde özellikle hani sen de biliyorsun. Gittiğimiz zaman orada yaptığımız işlerden bahsettiğimizde insanlar çok şaşırıyordu. Çünkü gerçekten hani orada bir işi yaparken insanlar sadece teknik derinlik olarak tek bir yerde uzmanlaşıyor. Hani Türkiye'de biraz daha farklı alanlarda uzmanlaşma imkanım ve bu alanlarda hani Türkiye'deki iş yoğunluğundan da olsa gerek tabii Avrupa'ya göre daha çok uğraşma, yatayda da dikeyde de uzmanlık edinme şansım var. Oralarda öyle şeyler çok yok hani. En azından benim konuştuğum kişilere ben böyle farklı konulardan bahsedince yani örnek olarak bir tane CM analistine, SOC analistine sen orada log management'la alakalı, log merkezileştirmeyle alakalı farklı böyle fikirlerini, projelerini
veya işte düşüncelerini sunduğun zaman ya zaten ona bizim bakan bir ekibimiz var. Hani ben onunla ilgilenmiyorum deyip geçiştiriyordu. Hani mesela evet. Onların kafası biraz daha bu şekilde. Hani benim bir tane uzmanlık alanım olsun. Ben dikeyde, ya dikey dediğim derinlemesine o alanda uzmanlaşayım. Diğer alanları zaten her halükarda benim gittiğim yerde yapan global olabilir, kurumsal olabilir veya da lokal bir firma olabilir bu. İlla ki zaten onunla ilgilenen birisi olacak ve ben ondan destek alacağım şeklinde bakıyorlar daha çok. Dolayısıyla bizim aslında biraz daha farkımız o. Çünkü hani Türkiye'de baktığın zaman gerçekten firma bazında da, lokal community bazında da, Türkiye bazında da baktığın zaman bizim insanımız siber güvenlikteki farklı alanlara yayılmayı çok seviyorlar. Hani zaten hani bizim sektöre baktığında çoğu, ben de dahil olmak üzere, sızma testiyle bu işe başlamış. Daha sonra yolda öğrenerek farklı alanları, oralara kaymış kişiler olarak aslında devam ediyoruz yolumuza. Hani bu bizim bir avantajımız aslında ileriye dönük. Sonuçta bu işler evet şey, teknoloji hızlı ilerliyor ama ülke bazında baktığın zaman stratejiler uzun yıllık olur. Zaten bizim sektörümüzde belli alanlarda, yani birden fazla alanda yetkinliğe sahip insan yetiştirme konusunda iyi gidiyor. Benim görüşüm 5-6 yıl sonra zaten hani bu 12.ydik şeyde, endekste geçen sene, muhtemelen 5-6 yıla ilk 5'e ilk 8'e gireriz. Yani şunu diyebiliyoruz değil mi? Türkiye'de diğer ülkelere nazaran her alanda yatayda ve dikeyde gelişebiliyoruz. Diğer ülkelerde, Avrupa ülkelerinde sanki sadece bir konu üzerinde gelişme ve diğer konular üzerinde de işte danışma tarafında gidiyorlar ve çok bir araştırmaları da yok diğer alt alanlara. Doğru. Aynen öyle diyebiliriz. Hani tabii istisnalar her zaman olacaktır. İstisnaları saymazsak genel olarak normal diyebileceğimiz sektörel düzeyde bu şekilde diyebiliriz. Hani o taraftaki avantaj şu, Amerika gibi ya da İsrail gibi yerlerde, yani siber güvenliğe yatırımın olduğu, fazlaca yatırımın olduğu yerlerden çıkma firmalar globalleştiği zaman Avrupa'ya ofis açıyorlar. Avrupa'ya açtıkları ofisin avantajı da Avrupa'daki siber güvenlik çalışanlarının oluyor. Çünkü global bir firmaya girip çok fazla know-how öğrenebiliyorlar. Türkiye'nin biraz daha dezavantajı burada, know-how'ı kendi edinmesi. Diğer taraflarda hani siber güvenliğe yatırım dediğin, işte devlet düzeyinde de olabilir bu. Farklı şekilde teşviklerle de olabilir. İsrail, Amerika gibi yerlere baktığın zaman, yani İsrail'de sırf zaten yılda herhalde 100'den fazla siber güvenlik firması kuruluyor. Zaten evet. Bunların %60-70'i başarılı olsa ve globale açılsa ya korkunç bir sayı baktığın zaman ve buradaki insanlar bildiklerini hani tabii ki asgari düzeyde paylaşıyorlar ama sonuçta bir paylaşımları var. Süper. Teşekkür ederiz bu genel bilgilendirme için. Şeyi merak ediyoruz. Hani konumuz Zero Trust. Türkiye'de böyle çok konuşulan bir konu da değil. Bilmiyorum, dünyada konuşulan bir konu mu, yeni bir konu mu? Bu tarafta biraz bilgilendirici bir girişle başlayabiliriz istersen. Hani konumuzda. Zero Trust nedir Mertcan? Zero Trust'ı ben ilk 2017'lerde duymuştum ama hani o zamanlar böyle çok şey olmadığım için network alanında kendim bir şeyler araştırırken bulmuştum ama çok da böyle üstünde durmadığım bir terimdi. Daha çok bu sene, yani bu seneden kastım 2019'da, konferanslarda çok fazla konuşma çıkmasıyla beraber artık iyice ya neymiş de bu kadar popüler olmaya başladı diye araştırmayla buldum ve aslında yapısal olarak tasarımlarını düşündüğüm bir şey oldu. Zero Trust dediğimiz şey şu aslında, hani özünde ben sana şunu sorayım, oradan başlayalım aslında. Altyapı olarak Zero Trust dediğimiz şey niye popüler olmaya başladı ve nedir? Network biliyorsun. Evet. Nereden öğrendin network bilgini? Yani ağ teknolojilerini nerede öğrendin? Kitaplardan mı veya ders falan, mesela nereden öğrendin sen? Öncelikle şöyle söyleyeyim, internet üzerinden öğrendim. İlk girişim öyleydi. Bu öğrendiğin kaynakların hepsinin, kitap veya fark etmez, kaynakların hepsinin dayandığı yerler ve teknolojiler 90'lar ve 2000'ler değil mi? Evet, doğru. Zero Trust'ın ilk paper'ı 2010 yılında çıktı. Yani bunu öneren adam, adını da hatta paylaşabilirim, bir notlarımdan bakıp söyleyeyim hemen. 2010 yılında çıkan bir makaleyle aslında John Kindervak diye bir kişi bu fikri ortaya atıyor ve girişi şu şekilde: size geleneksel
ağ teknolojileri öğretilmeseydi günümüzdeki kurumsal ağları bu şekilde tasarlar mıydınız? Hmm. Şimdi sorduğu soru bu. Şimdi bu cümle çok önemli bir cümle çünkü gerçekten sen, yani sana nereden öğrendiğini şu yüzden sordum. Öğrendiğin her şey 90'lar ve 2000'lerin teknoloji veya o kafayla aslında yazılmış ve öğretilen şeyler. Şu anda bile hala okullara git, sana öğretilen ağ teknolojileri olabilir. Yazılım teknolojileri de buna dahil ama hani ağ teknolojileri 2000'ler veya 90'larda yapılmış. O günün ihtiyaçlarını karşılayan altyapılardı. O zamanlar siber güvenlik veya böyle devlet destekli siber saldırılar yaygın değildi. Yaygındıysa da bilinmiyordu. Bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir ağ teknoloji bilgisi yok yani şu anda baktığında. Zero Trust burada devreye giriyor. Zero Trust dediğin şey senin kurduğun ağı, ağa gireni, dışarıdan gireni veya şöyle diyelim çalışan da olabilir bu. Yani dışarıdan giren dediğimiz aslında burada çalışan kategorisine de sayılıyor. Senin bir ağın var kurumunun. Buraya giren herkese sen güvenmeden içeri alıyorsun. Güvenmeden içeri aldığın için de bizim bilgi güvenliği ve siber güvenliğin 3 temel yapı taşlarından bir tanesi olan authentication'ı burada uygulayarak kimlik doğrulamayla ve kimlik doğrulamanın yanında birden fazla yine o kişinin o olduğu veya senin kurumunun politikalarına uyduğu şekilde bir kontrol dizisinden geçirdikten sonra o kişiye sen istediği yerin erişimini veriyorsun. Zero Trust özünde senin kurum ağına kurum ağının içerisinde kimseye güvenmemen. Altyapı olarak mentalite bu. Bu mentalite böyle hani sözde baktığın zaman çok şey geliyor. Sığ gibi geliyor ama bunu uygulaması gerçekten çok zor. Çünkü hani ağ teknolojilerinde baktığın zaman böyle network dediğimiz ağ VLAN'lara ayrılır. İşte VLAN'lar arası kısıtlamalar konur. Dışarıdan biri girecekse firewall'la buna izin verilir vesaire gibi şeyler var biliyorsun. Fakat buradaki sıkıntı şu. Şimdi sen o firewall'la engelliyorsun insanları girmesini ve ona göre kural yazıyorsun. Evet. Evet. Çok şey küçük ölçekli veya belki de orta ölçekli bir iş yeri için, bir kurum, bir kuruluş için bu gayet şey doğal ve sürdürülebilir bir şey ama şunu düşün. Şimdi Google dediğin firmanın bilmem kaç tane ülkede bilmem kaç milyon çalışanı var. Sen şimdi bu çalışanların eriştiği sunucu ve uygulamaları firewall'larla yönetebilir misin? Zor. Çok zor. Evet işte Google'da zaten bunun öncüsü. 2010'da çıkan bu makale üzerine düşünüp araştırma yaptıktan sonra aslında ilk Zero Trust altyapısını Google uyguladı. Yani Siemens falan da uyguladı. Evet ama ilk en bilineni Google. Beyond Corp adı altında bu Zero Trust altyapısını kendilerine uyguladılar. Ne zaman? Bir daha söyle, duymadım. Tarihi var mı? Uyguladıkları bir tarih var mı? Bildiğin. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 2015 olması lazım. 2015. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Beyond Corp'u 2015 yılında yayınladılar galiba. Beyond Corp yazınca zaten Google'a çıkıyor şeyi. Ses de çıkıyor, nasıl yaptıklarını anlattıkları güzel bir şey de var. Buradaki mantık şu, Google'ın da bahsettiği. Yani büyük networkler güvenlik düşünülmeden yapılmış teknolojilerle çevrili olduğu için siz bunu bir süre sonra koruma noktasında sıkıntı yaşayacaksınız. Ve aynı zamanda politika bazlı bir şey olmadığı için, yani politikadan kastım sizin kural bazlı bir yetkilendirme yapınız var. Ve bu kural bazlı yetkilendirme oraya erişen kişinin kimliğini doğrulamıyor. Dolayısıyla bu sıkıntı ya yol açabilir böyle büyük şirketlerde. Sıkıntı yol açabilirden kastım da şu. İşte sizin bir çalışanınızın makinesine birisi erişim ele geçirdiği zaman o kişinin nereye gidebiliyorsa içeride o da oraya gidebilir. Neden? Çünkü o kişinin zaten yetkisi var ve herhangi bir nasıl diyelim kimliği yok içeride aslında bir yere erişirken. Senin kimliğin aslında sadece IP adresin. Ama Zero Trust'ta Zero Trust dediğimiz yapıda sana güvenmediği için içerisi senin kendi kimliğini sunmanı istiyor ki sana ona göre yazılmış politikalara, senin adına yazılmış politikalarla sana izin versin. Şimdi burada demek istediğimiz ne? Zero Trust'ın temel yapı taşları var. Bu makalede de Google'ın da belirttiği. Hı hı. Bu yapı taşları şöyle. Birincisi zaten sen kurumunun içindeki bütün servis, uygulama vesaire her şeyi bir aset olarak görüyorsun. Bunlar senin koruman gerekli olan şeyler. Senin bunları koruman için de öncelikle tabii ağ seviyesinde tabii bir şifrelemeyle hani açıktan göndermeyerek yapman lazım.
Şimdi ilk yapı taşın bu senin. İkinci aşamada sen bu yapıda mikro perimeter dediğimiz yapılar belirliyorsun. Hani normalde network'te sen VLAN diyorsun. Burada VLAN diye bir şey yok. Ağının içindeki sunucu ve uygulamaları mikro perimeter'lara bölüyorsun. Mikro perimeter'dan kastımız da şu aslında. Makaleyi yazan kişinin mesela Andrew'du galiba. Demin söyledim unuttum. Vizyonu şu. Sen bir tip uygulamayı aynı mikro perimetre koyuyorsun. Mesela veri tabanlarını bir parametre yapıyorsun. Web uygulamalarında mesela diyelim sen Redis veya RabbitMQ vesaire ya da işte GitLab gibi kullandığın bir teknoloji varsa bunları web uygulama bazında da bölebilirsin. Teknoloji bazında da bölebilirsin. Bunları da bir parametre yapıyorsun. Perimeter yapıyorsun aslında. Türkçesini şu an aklıma gelmiyor Türkçesi. Bunları bu şekilde aslında gruplandırmış oluyorsun. Senin elinde kurumunun içerisinde kullanılan teknoloji ve uygulamaların gruplanmış hali oluyor. İlk aşama bu. Bunları bu şekilde böldükten sonra sen bir kullanıcıyı içeri bu uygulamalara eriştireceksen Zero Trust'ta güvenmediğin için o kullanıcıya bir kimlik oluşturman gerekiyor. Şimdi kullanıcıya kimliği oluştururken de iki tane seçeneğin var. Bir tanesi kurum politikana göre değişen şeyler bunlar. Bir tanesi şey, eğer cihazı kendin veriyorsan, kurum cihazıysa bu, senin kurumunun içerisinde politikalara tabi olarak kurulmasını istediğin uygulamalar kesinlikle oluyor. İlk aşamada eğer cihazı sen veriyorsan şirket olarak, bu uygulamaların varlığına bakıyorsun. Ve aynı zamanda da kurumunun kullandığı, artık Active Directory olabilir bu, işte Azure Active Directory olabilir, işte G Suite olabilir, Okta olabilir. Bu Identity Management platformu değişebilir. Hiçbir şekilde fark etmeksizin. Öncelikle sen çalışanının o kişi olduğunu, yani sen Kürşat olarak mı geliyorsun, kurum çalışanı Kürşat mısın sen, ona bir bakıyor bu yapı. Buna baktıktan sonra Kürşat'ın bilgisayarında bizim verdiğimiz bilgisayar mı? Bizim verdiğimiz bilgisayar mı sorusunun cevabı da zaten şirketin senin için hazırladığı laptop'taki aslında şeyler. Seni sen yapan işte bu endpoint çözümü olabilir. İşte kurumun senin bilgisayarına yüklediği sertifika olabilir. Kurumun seni kaydettiği domain adı olabilir. Orada. Bu gibi şeylerle senin bilgisayarın gerçekten kurum bilgisayarı mı? İkinci olarak bunu anlıyor. Senin elinde ne olmuş oluyor bu sefer? Sen Kürşat'sın. Kurum bilgisayarından erişiyorsun buraya ve bu kurum bilgisayarının içerisindeki bileşenler kurumun sana verdiği ve politikaya uygun şeyler. Şimdi sen burada zaten kimlik doğrulamayı, senin bir kimliğini oluşturmuş oluyor şey. Zero Trust altyapısı kullanan ya da altyapıdaki ilk şeyin artık senin tamamlanmış oluyor. Senin bir kimliğin var. Sen bir yere erişmek istediğin zaman da bu kimliğine tabisin. Hı hı. Google bunu mesela şu şekilde yapıyor. Sana bu dediğim mesela şey, bilgisayarında bir şeyler yüklü mü vesaire gibi bileşenlerden ve aynı zamanda senin kurumun ağının içerisinde yaptığın hareketlere göre Google sana bir tane policy engine'den şey veriyor aslında. Hatta şu an yanında gördüm. OYABA User Behavior Analysis. Mesela bu Google'ın Zero Trust'ta uyguladığı bir şeydi. Senin davranışlarına göre sana bir skor çıkartıyor. Bu skor senin için şu demek, işte bu adam sağa sola salça mı, yoksa gerçekten girip erişmesi gereken yerlere erişip etliye sütlüye karışmadan işini mi yapıyor, yoksa biraz meraklı da böyle gitmemesi gereken yerlere gitmeye falan mı çalışıyor vesaire gibi şeylere göre, metriklere göre senin bir skorunu çıkarıyor. Bu skor senin ağa dahil olurken gideceğin yerleri aslında belirlemede rol alıyor. O da şu şekilde, dediğim gibi bu senin bir kimliğin. İlk etapta sen kimliğini oluşturduktan sonra ikinci etapta da bu demin mikro parametreler oluşturduk ya, bunların içerisinde senin gitmeye yetkili olduğun ve gitmeye yetkili olmadığın yerler var. Sen çalışan olarak bazılarına gitmek zorundasın çalışmak için doğal olarak. Senin gitmen gerekli yerler, bu policy engine deniyor buna da, bir politika ile belirli. Politika dediğimizde Kürşat SQL veri tabanına erişebilir. Ama MongoDB veri tabanına erişemez. Bunlar aynı parametre içerisinde olsa bile farklı asetler içeride. Sen veri tabanı mikro parametresinde ona erişebilirsin mesela.
Daha sonra bir web parametresindeki bir web uygulamasına erişebilirsin gibi. Böyle birkaç tane senin erişmen gereken uygulama olduğunda bunları bir grup haline getiriyor bu yapı. Bu grup içerisinde senin oralara erişmen için sana bir politika tanımlanıyor. Diyor ki işte bu şey engine'in içerisinde diyorsun ki Kürşat'ın erişmesi gereken, Kürşat bir işte siber güvenlik çalışanı, bir siber güvenlik çalışanının içeride erişmesi gereken asset grubu bu. Kürşat da sadece buraya erişebilir diye bir politika yazılıyor. Şimdi sen diyeceksin ki bunun firewall kuralından farkı ne? Aynen. Bu politika siber güvenlik çalışanının erişmesi için belirli portlar da olabilir bu veya tüm portlar olabilir, hiç fark etmez. Bu segment içerisine erişecek kişi sadece sen değil, siber güvenlik çalışanı ya. Yarın bir gün senin kimliğine benzer biri geldiğinde, mesela sen Kürşat'sın, sana bir şirket laptopu verilmiş, sen siber güvenlik çalışanısın. Yarın bir gün ben işe girebilirim seninle, senin yanında. Ben de siber güvenlik çalışanıyım. Benim de laptopum şirket laptopu. Dolayısıyla benim de içeride erişeceğim zaten asset grubu seninkiyle aynı. Aynen. Dolayısıyla otomatik olarak aslında sistem beni de seninle aynı yere grupluyor. Böylelikle sen firewall yönetmek zorunda kalmıyorsun. Yani sen gidip oradan herkese akses tanımlayacaksın ya da şöyle düşün. Senin erişmen gereken yeni bir grup oluştu. Bu yeni grup için sana normalde IP port bazlı veya VLAN bazlı vesaire şeyler tanımlanacağına yetkiler. Senin siber güvenlik çalışanı olarak erişmen gereken grubun içerisine bu assetler eklendiği zaman zaten otomatik olarak gelecekte de veya geçmişte de siber güvenlik çalışanı olan veya olacak olan herkes zaten oraya erişmek için yetkilendirilmiş oluyor. Belli şartlar altında. Şimdi bu şartlar ne? Birincisi zaten kimlik. Onu dedik. İşte Kürşat olacak, şirket laptopu olacak veya işte kendi cihazını getiriyorsa yine belli politikalara tabi aynı şekilde. Ve diğer konu da bu grubun içerisindeki assetler sonuçta belli bir kritiklik seviyesine sahip olabilir. Mesela kişisel veri taşıyor olabilir, kurumun verilerini taşıyor olabilir. Veya da böyle oraya girdiğin zaman işte siber güvenlikle uğraşan birisi olarak zafiyet tarama aracı yönetimi sendedir doğal olarak. Ve zafiyet tarama aracı yönetiminin erişimini herkese vermek istemezsin. Burada da ikinci etapta şey devreye giriyor. Sen bu aset riskin yani bu riskli asete erişmeyi hak ediyor musun? Burada da devreye işte user behavior analitik giriyor. Sen kullanıcının davranışlarını skorlarsan eğer içeride riskine göre. Demin dediğim gibi sen mesela bir siber güvenlik çalışanı olarak sana belirlenmiş çerçevede erişimini gerçekleştiriyor olabilirsin ama belki de bazen böyle erişmemen gereken yerlere gitmeye çalıştığın oluyor. Ya da böyle kritik bir aksiyon aldığın oluyor içeride. Yapmaman gereken gibi. En basiti şöyle söyleyeyim. Ben mesela bir yerlere işte tarama yapıyorum. İşte manuel analizlerimi gerçekleştiriyorum. Benim skorum orada kötü olacak. Yani evet, eğer sana böyle hani bu çocuk bunu yapamaz, yani bu çalışan bu işlemleri gerçekleştirme ihtimali var şeklinde o davranış engine'inde, motorunda sana özellikle böyle bu davranışlarda bulunabileceğin yazılmamışsa, yani security grubundaki bir kişi bunları yapabilir şeklinde bir algoritma yoksa içeride, seni otomatik olarak bu davranış motoru diyecek ki tamam bu adam biraz şey sıkıntılı. Dolayısıyla sen aslında erişim yetkin olan yere de bu sefer skorun tutmadığı için erişemeyeceksin. Yani bunların hepsi dinamik olarak gerçekleşiyor. Senin skorun, asetin skoru ve asetin gruplanması aynı zamanda senin bu asete erişimin tamamen dinamik olarak yani bu bir döngü, yaşam döngüsü. Bu yaşam döngüsü içerisinde değişen elementler. Sen burada farkındaysan hiçbir zaman ben sana gidip de firewall'dan şunu gireceksin bunu çıkaracaksın demedim. Senin ilk tek yaptığın şey en başta bu yapıya geçerken ya da bu yapıyı kurarken uygulamalarını gruplaman, daha sonra da bu uygulamaların içerisinde çalışanların veya çalışan gruplarının erişeceği yerleri gruplaman ve oralara gerekli politikaları tanımlıyor olman. Aslında dediğin hani uygulamaları grupladın, kişileri grupladın değil mi? İşte kişileri de kendi mesela ben siber güvenlik ekibinin grubundayım ama bana da ayrı bir rol tanımlanabilir değil mi içeride? Yoksa herkese aynı rol mü tanımlanıyor grup olarak? O artık senin engine'inin eksikliği şeyine kalmış, esnekliğine kalmış aslında.
Çünkü biraz da şöyle kimlik doğrulama kısmında kullandığın kimlik identity provider dediğimiz IDP kısası. Mesela hani Okta bunlardan birisi demin saydım G Suite veya sen Active Directory kullanıyor olabilirsin vesaire. Senin burada kullandığın identity provider bundan sorumlu. Dolayısıyla sen orada çalışanı departmanına göre, title'ına göre, yaptığı işe göre nasıl gruplamak istersen bu sana kalmış. Bu tamamen dediğim gibi bu ezbere yapılacak bir şey değil. Zero Trust altyapısı mentalite olarak oturduğu zaman zaten onu yapmak için gerekli bileşenler de ortada olduğu için yani bir identity provider, bir kullanıcı davranışı skorlayan bir risk motoru ve de hani asetlerinin kritikliğini skorlayan bir risk motoru. Zaten bunlar elinde varsa senin yapman gereken tek şey burada bu sefer Zero Trust'ı deploy etmek için bir şey, nasıl diyeyim, gateway aslında kalıyor geri. Hani bu dediğim politikaları yazdığın bir yer kalıyor. Orada da hemen böyle kısaca bir kopya çekerek sana Zero Trust'taki şeyleri söyleyebilirim. Yani bir Zero Trust altyapısında ne şekilde deployment yapabilirsin? Yani bu yapıya geçmek için ne yapman gerekiyor şey olarak? Bir soru sorabilir miyim hemen? Aklıma geldi. Mesela bu Zero Trust ortamını, altyapısını tasarlarken sadece burada siber güvenlik ekibi mi olması gerekiyor? Yoksa hangi ekiplere ihtiyaç duyuluyor burada? Burada yapma yani şu şekilde bakabiliriz aslında. Şimdi yine politika belirlenecek ve burada cihaz bizim tarafımızdan mı veriliyor veya da çalışanlar kendi cihazını mı getiriyor orada biraz değişir ama cihazı şirketin verdiğini düşünürsek burada aslında Zero Trust döngüsü sana o cihazı veren kişiyle başlıyor. Yani daha çok bu head desk oluyor. Head desk'in senin şirket politikalarına uygun bir laptop yapması lazım. İlk etap bu. İkinci etap Zero Trust altyapısının tasarlanmasında identity provider belirlenmesi ve altyapının buna göre oluşturulması. Yani uygulamaların ve sunucuların segmente edilmesi, mikro parametrelere bölünmesi ve bu mikro parametreler ışığında daha sonra departman ve aslında departman, title, kullanıcı ne olursa yani tasarlanan yapı bazında bunların ayrılması. Burada da yine inventory management tarafında hani bunu kim yapıyorsa headless de yapıyor olabilir, bunu network de yapıyor olabilir, siber güvenlik ekibi de yapıyor olabilir. Bu artık hani yapan ekibe kalmış. Inventory management'ı yürüten ekiple çalışmak ve aynı zamanda network ekibiyle çalışıp onların aslında mentalitesinde geleneksel ağlardan Zero Trust ağ altyapısına çevirmek çok iyi oluyor. Siber güvenlik burada sadece işin bir ayağı. Diğer ayakları da yine saydığım bileşenler oluyor aslında. Hı hı. Dediğin gibi aslında bu iyi bir soruydu. Yani burada baktığın zaman şirket bazında şirketin büyüklüğüne göre değişmeksizin böyle 4 tane veya 5 tane ekibin beraber çalışması gerektiği ve yine tekrarlıyorum Zero Trust mindsetine girmen gerekiyor aslında burada. Geleneksel ağları düşündüğün zaman çünkü işin içinden çıkamıyorsun. O mentalitede düşünmen gerekiyor. Yani o mentaliteden kastımızda yine özetleyecek olursak ben bir sunucuya erişeceksem benim kim olduğumu biliyor olması lazım gateway'in beni oraya götürecek ve politika uygulayacak yerin. Beni kim olduğumu biliyor olması lazım. Şirket politikalarına uyduğumu kanıtlamam lazım. Riskimin yüksek olmaması lazım. Aynı zamanda eriştiğim yerin risk skoruna da benim skorum eşit veya hani match ediyor olması lazım erişmek için. Hani bu parametreler ışığında beni oraya eriştirmesi lazım. Şimdi beni oraya... Orada bir soru geldi tam bu konunun üzerine. Hemen sorayım. Çağlar abi sormuş. Demiş ki makineye skor verirken nelere dikkat ediyorsunuz bu konuda? Makineye skor verirken şu şekilde yine aynı şimdi o zaman şöyle yine bakabiliriz. Birincisi şirket bilgisayarı mı bu? İkincisi ya şirket bilgisayarı mı yoksa bunu çalışan kendi mi getirdi? Çalışan kendi getirdiyse zaten şirket politikalarına uygun bir makine yapmak zorunda. Onun için de şirketin tebliğ ettiği aslında maddeler olması lazım. Ve o maddelere şirketin bilgisayarının veya çalışan bilgisayarının yine aslında fark etmiyor günün sonunda. Uygunluğunu ölçmek için şirketin kendi risk skorlamasına gitmesi de aslında uygun olabilir. Veya da bir ürün kullanıyor olması da uygun olabilir. Burada kendi skorlamanı yapacak olursan da en basiti bir tane sertifika yüklüyse makinede bakılabilecek en önemli şeylerden birisi endpoint ürünü veya çözümü ya da head desk'in kullandığı agentlar olabilir burada. Güvenliğin kullandığı agentlar olabilir. Makinenin hardın edilmiş mi edilmemiş mi durumları olabilir.
Yani aslında burada baktığımız temel şey help desk'ten bilgisayar bana gelirken ne şekilde geldiyse bunlar da tamamen şirket politikasında yazıyor olması lazım. Onlara göre de benim bir skor üretmem lazım. Bunların ağırlıkları artık şirketten şirkete ya da politikadan politikaya değişir diyebiliriz. Teşekkürler bu bilgi için. Her soru da cevaplanmış oldu. Hızlıca geçelim. Şöyle Çağlar abinin tekrar bir sorusu geldi. Şöyle bir sorusu var. Kullanıcının bir sunucuya RDP yetkisi var. O sunucunun diğer sunuculara yetkisi varsa hangi politika üstün gelir? Burada yine dediğim gibi Zero Trust altyapısında aslında bir şey mentalitesi olmadığı için hani bir sunucuya ben dışarıdan bir kişi olarak erişiyorum. Daha sonra o sunucunun yetkileri değil benim kullanıcı olarak nereye erişebildiğim önemli. Burada da aslında şey devreye giriyor. Zero Trust'ı deploy ettiğimiz senaryo. Dört tip senaryo var burada çünkü. Zero Trust altyapısında geçerken bu politikaları uygulanması noktasında bizim gateway olarak yani bizi içeri alacak teknolojiyi seçtiğimiz veya konumlandırdığımız yere göre burada farklı senaryolar işletiliyor. Mesela bunlardan bir tanesi mikroparametre tabanlı deployment. Yani bizim demin böldüğümüz ve grupladığımız tabanda bir ayrıma gidilecek olursa aslında bu soru kendini yanıtlamış oluyor. Benim kullanıcımın yetkili olduğu yerler dışında bir yere gitmeye çalıştığı zaman ben onu zaten grup bazında yetkilendirme yaptığım için içerideki bir sunucudan başka bir yere gitmek istediği zaman zaten yine gideceği yer benim politikalarımca belli. Dolayısıyla kullanıcının üzerinde politika ne tanımlıysa sadece oralara erişebiliyor. Teşekkürler şey için, cevap için tekrar. Bir arkadaş şunu sormuş. Domain Control System gibi bir mevzu mu söz konusu şu anda demiş. O da şöyle aslında Google'ın bunu nasıl deploy ettiğini Beyond Corp'tan okuyacak olursanız Domain Controller diye bir kavram yok aslında burada. Google'ın kendi G Suite hesabı mesela bütün Google çalışanlar için geçerli. Burada herhangi bir Domain Controller veya Active Directory yapısından ziyade senin identity'ni yani kimliğini sana sağlayan yerden besleniyorsun sen. Yani Domain Controller diye bir kavramın aslında bu yapıda bulunmaması lazım ki Zero Trust altyapısı aslında özünde şöyle cloud tabanı, cloud'un yayılmasıyla da ortaya çıkan ihtiyaçlarla aslında gelmiş bir şey. Yani sadece bunu VLAN veya fiziksel ağ bazında düşünmemek lazım. Birden fazla cloud servisi kullanıyor olabilirsiniz veya tüm servisleriniz cloud'da olabilir. Öyle dağıtık bir yapılar, yani öyle de demeyelim, dağıtık yapılarda global olabilir, lokal olup da farklı cloud servisleri kullanıyor olabilirsiniz. Dağıtık yapılarda zaten baktığınız zaman yine Active Directory yönetimi de farklı yerlere varıyor. İşte bir taraftaki dünyanın öbür ucundan bu ucunu nasıl bağlayacağız vesaire gibi konular. Aslında bunlardan da kurtarmış oluyor sizi. Çünkü sizin zaten sizin kimliğinizi doğrulayan bileşen cloud'da ve global sekmede çalıştığı için siz zaten ona tabisiniz kimlik olarak. Dolayısıyla burada aslında bir domain controller gibi bir ihtiyaç yok. Süper. Yine arada sorular geliyor da biraz konudan farklı. Sektörde master class'ı nedir bunu sorar mısınız demiş Ali. Cloud'a girsin baksın yani bunu sormaya gerek yok bence çok fazla ama. Bunların listelendiği bir yer de var değil mi? Mert'ten. Ne? Uluslararası bir yer de var bu maaş skalasının belirlendiği galiba. Oralardan görebilirler galiba. Ya tabii ya bunun en yaygını Glassdoor.com zaten. Yani bütün dünyada insanların gidip orada şirketlere yorum yaptığı yerler var. Türkiye'de çok kullanılmıyor tabii ama yine de aşağı yukarı bir fikir veriyor yani. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi Zero Trust diyoruz biraz şeyde kalıyor böyle hayal ediyorum. Google bunu nasıl hayata geçirmiş? Bir management ortamı mı var? Yoksa bunu kendimiz mi kuracağız mesela? Ben bir kurum olarak bunu kendim mi kuracağım? Google bunu mesela yine açıkladığı şeyinde, makalelerinde açıkladığı üzere kendisi yapmayı seçmiş. Aslında yine dediğim gibi Zero Trust altyapısı, yani direkt Zero Trust ürünü diye bir ürün yok aslında. Yani bu da yine 2010'da yayınlanan bu makalenin içerisinde geçen bir terim. Zero Trust ürünü yoktur. Zero Trust altyapısına uygun ürün vardır aslında. Hmm. Dolayısıyla Google kendi ihtiyaçları neyse, yani burada yine günün sonunda kurumun kendi ihtiyaçları devreye giriyor. Google da kendi ihtiyaçlarına göre bir yapı kurmak istemiş.
Bu yapıyı da kurarken senin sorduğun üzere kendi bileşenlerini geliştirmek istemiş ve direkt kendi engine'lerini geliştirmişler. Politika belirlemek için, kullanıcılarını skorlamak için. Aynı zamanda kullanıcıların cihazlarında gerçekten Google politikalarına uygun mu değil mi bunu denemek için. Bu gibi bileşenleri önce dediğim gibi Zero Trust'ta biz nasıl geçeriz bunu belirlemişler. Daha sonra ne lazım bize demişler. İşte kimlik yönetimi lazım, G Suite var. Kimliği doğruladım, makinayı doğrulamam lazım benim politikalarım uyuyor mu. Bunun için bir engine yazmışlar. Daha sonra biz bu kullanıcının skorlamak istiyoruz, kullanıcıyı davranışına göre ne yapmamız lazım demişler. Ona bir bileşen yazmışlar. Yine bunlar dediğim gibi tamamen kurum ihtiyaçlarıyla doğan, ezbere yapılmaması gereken şeyler. Süper. Soruları tekrar bakıyorum. Hasan Tayyar soru sormuş da şöyle güzel bir tavsiyede bulunmuş. Google ekibinin yeni SRS kitabı Zero Trust desturunu güzel vurgulamış. Ancak gerçek hayatta eksik tasarımları konusunda da güzel örnekler vermiş. Tavsiye ediyorum demiş. Onu da söylemiş olalım. Aynen, ben de tavsiye ederim. Hatta şu an indirilenler yerinde duruyor böyle. Bir 5-10 sayfa okuyabildim. Daha tamamını okuyamadım. Güzeldir o da yani. Şimdi üründen bahsettin. Google bunu kurumlara sunuyor mu aynı zamanda? Google Beyond Corp olarak aslında nasıl yaptığını anlattı. Yani aslında know-how'u verdi. Know-how'u verdiği için bundan sonrası tamamen kurumlara kalmış gibi bir şey düşünebilirsin. Ama hani bunu başarılı bir şekilde mesela Siemens de aynı zamanda uyguladı bunu. Ve bu başarılı hikayelerin tabii ki kendileri, mesela Siemens kendisi yapmadı. Siemens'in çalıştığı birkaç tane farklı firma vardı. Tabii firma adı vermeyeceğim. Ama tabii bunu kendileri yapamayan firmalar her zaman gidip de bu işlerle uğraşan yerlerden danışmanlık alarak da bu kendi Zero Trust altyapılarını, know-how'ları kullanarak geliştirebiliyorlar. Ya biraz yeni bir konu olduğu için gerçekten bunun üzerine iyi düşünülmesi ve uygulanması lazım. Herhangi bir problemde gerçekten kurumları da etkileyecek seviyeye gelebilir. Ya tabii ya. Orada çünkü mentalite şu, yani günün sonunda sen aslında ofis diye bir kavramın kalmıyor. Tamamen cloud'da olabilirsin ya da cloud'da olmayabilirsin, fark etmez. Senin ofis kavramın veya data center'ın senin her yerden erişilebilir bir yapı haline geliyor. Yani her yerden erişilebilirden kastım VPN olmaksızın her yerden erişilebilir. Yani VPN diye bir kavram kalmıyor. Hele de şu anda mesela evde bulunduğumuz ve uzaktan çalışma durumunda kaldığımızda mesela Zero Trust altyapısında olan yerler, bu mentaliteye sahip kurumlar zaten hani hayatlarında hiçbir şey değişmedi. Zaten bu şekilde çalışıyorlardı yani. Senin ofiste olman veya hani Starbucks'ta olman ya da işte sahilde bir yerde oturman, tabii evden çıkmayın da işte ya da evde oturman falan fark etmez. Her yerden her şekilde sen zaten işlerini tamamen dinamik bir şekilde sekteye uğratmadan yapabiliyorsun. Çünkü senin zaten bu politikalarını sağlayan bileşenler cloud'da çalıştığı için, bunun aslında önemi bu. Cloud'da çalışması gerekiyor ki hem sekteye uğramasın operasyonlar, hem de her yerden erişilebilir olsun ki sen ister içeride ister cloud'da bulunan bileşenlerine çok rahat bir şekilde lokasyon bağımsız erişebil. Şimdi burada ben cloud dedim, bir de yanında bir soru gördüm Türkiye'de bu nasıl yapılabilir diye. O takıldı gözüme. Evet, o soruyu soracaktım. İstersen ben soruyu tamamını sorayım sana. Tamam, sor. Zero Trust altyapısının Türkiye'de uygulanabilmesi için nelerin yapılması gerekiyor? Ne gibi zorluklar bekliyor bizi? Bu zorlukları aşmak için neler yapmalıyız? Şimdi Türkiye'de cloud çok böyle tartışmalı bir konu ya mesela. İnanılmaz seviyede cloud'a kötü bakıyoruz şu anda biz. Ya şimdi onun aslında sebebi şu. Türkiye'de cloud altyapısını, yani baktığın zaman kurumsal kurumlardan ziyade böyle daha sıkı çalışan banka gibi ya da devlet kurumları gibi yerlerde aslında cloud'a kötü bakılıyor değil mi? Hani ben mi yanlış biliyorum? Hemen Türkiye'nin %80-%90 oranında cloud'a bakış açısı kötü. Çünkü şey düşünüyorlar, ilk etaptaki düşündükleri konu, evet benim verilerim cloud ortamda olacak, yani benden başkaları da erişebilir mi söz konusu olduğu için. Yani şimdi buradaki mesele tamamen şu, hani biraz belki de ağır olacak ama yani bu yorumu yapan insanların kriptoloji veya ağ bilgisi gerçekten zayıftır. Ya da yani bilmiyor da olabilirler. Çünkü hani cloud dediğin ortam senin, evet zaten hani Amazon mesela AWS'e baktığın zaman
sana şey diyor, altyapını ben vereceğim, geri kalan her şeyi sen yöneteceksin diyor. Sana zaten cloud altyapısını veren AWS ve geri kalanı sana bırakmış. Yani sen dersen ki ben buna güvenmem, git OpenStack'te kendi cloud'unu yaz abi yani. Böyle şeyleri neden öcü gibi bakılıyor ben hala anlamış değilim. Sonuçta teknoloji bu. Sen bunu kendi çıkarına kullandığın sürece ve zaten sonuçta data in transit, data at rest gibi şeyleri, bileşenleri kriptografik olarak yani sen veri tabanında şifreli saklıyorsan, bu anahtarları da güvende tutuyorsan vesaire gibi konuları çözdükten sonra zaten senin verin cloud'da durmuş. Fiziksel sunucuda durmuş yani. Sonuçta güvenlik noktasında baktığın zaman bir şey fark etmemesi lazım. Operasyonel olarak cloud'un daha hızlı ve hataya pay bırakma oranı daha yüksek olduğu için aslında biraz daha ben bundan korkulduğunu düşünüyorum. Hmm. Ama günün sonunda yine şirketlerin veya kurumların deneme yanılmalarla, ki hani çok güzel bir örnek şöyle verebilirim. AWS'in mesela şeyi var. Amazon'un Amazon for Governments diye servisi var. Sadece ülke bazında böyle kritik kurumlara cloud altyapısı verdikleri bir hizmetleri var. Yani şimdi cloud dediğin şey kötü bir şey olsaydı bunu zaten hükümetler kullanmazdı. Zaten İngiltere'de bile bazı hükümet, yani bazı bakanlıkların sırf cloud'da çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla cloud'dan korkulmaması gerekiyor Türkiye'de de. Ama hani bunu ne derece ne zaman olur bilmiyorum. İkinci etapta da şöyle, önce bu cloud korkusunun yenilmesi için aslında insanlara senin o cloud'a koyduğun verinin evet dünyanın her yerinden erişilebilir olabileceğini ama bu erişimin senin belirlediğin koşullar altında olduğunu kanıtlamak gerekiyor gibi. Hı hı. Aynı zamanda hani veri tabanı şifrelenmesi olabilir, güvenli iletişim olabilir vesaire. Bütün bu konular çözüldükten sonra ben Zero Trust altyapısının zaten hani kurumların aslında çok fazla challenge'ını ve problemini çözeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda bile hani bir operasyonel bir durumda sistemleri devre dışı bırakmak zorunda kalabiliyorlar. Ya da herhangi bir kurum bazında bir saldırı aldıklarında bunu mitige etmek için çok böyle optimal olmayan çözümler, işte kabloyu çekmek dediğimiz ve de veya işte sistemleri belli ülkelere belli kısma kapatmak gibi böyle çok konvansiyonel olmayan çözümlerle yollarına bakabiliyorlar. Ama halbuki cloud'da zaten fiziksel altyapılarını cloud'a %100 taşıyabilir ve operasyonlarını çok daha dinamik yapabilecekken buna yanaşmıyor olmaları aslında tamamen şey, bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle bir şey geldi bir arkadaştan. Bazı kurumlar için yasal değil, mecburen veriyi Türkiye'de barındırmak zorundalar. Evet, bu normal bir şey ama sonuçta bu senin cloud'da hizmet vermeni engelleyecek herhangi bir konu değil. Yani tamam, Türkiye'de de cloud olur. Yani şöyle birçok, hatta Türkiye'de şu anda yeni kurulmuş cloud servisleri var. Bunlar da kullanılabilir. Sadece işte Amazon veya sadece Google'u kullanmak zorunda değiliz bu. Cloud dediğimiz zaman yine burada cloud kavramı aslında ikiye ayrılıyor bir yerde. Public, private olarak. Hı hı. Bu arkadaşların düşündüğü ve bu yorumları yaptığı senaryoların hepsi public cloud. Public dediğimiz herkesin servis satın alıp kullanabildiği. DigitalOcean, Amazon, hani software as a service olabilir, infrastructure as a service olabilir, fark etmez. Servis sağlayıcı diyelim biz bunlara. Bunların hepsi public cloud olarak geçen şeyler. Şimdi ama baktığın zaman bir de işin private cloud yanı var. Yani OpenStack dediğimiz bütün bileşenlerinin açık kaynak kodlu olduğu, tamamen kendin alıp geliştirip üzerine inşa edebileceğin bileşenler bulunduran cloud altyapısı da var bir yanda. Sen zaten bunu kendin alır, kendi veri merkezini merkezin üzerinde kurar, kullanır, çalıştırırsan zaten senin cloud kullanmanda herhangi bir engel kalmıyor. Yani oradaki bakış açısı şu olmaması gerekiyor diyorsun. Evet, cloud deyince aklına işte Amazon, Google gelmesin. Kendi cloud'unu, kendi veri merkezini kurduktan sonra hayata geçirebilirsin diyorsun. Aynen. Aslında hani Türkiye'nin know-how eksikliği bir yandan buna da sebep oluyor en başta söylediğim, ama benim her zaman mentalitem şu. Birisi bu, yani teknoloji olabilir bu, algoritma olabilir veya altyapı olabilir, hiç fark etmez, bir başarı hikayesi olabilir. Dünyada birisi bir yerde bunu yaptıysa bunu sen de yapabilirsin yani. Çünkü birisi bunu çoktan yapmış. Demek ki bu yapılabilen bir şey. Hani imkansız değil. Demek ki sen de yapabilirsin. Hani sağlık, İngiltere Sağlık Bakanlığı gibi yerler kendisi cloud servisi kullanıyorsa demek ki bu kullanılabiliyor bu şekilde. Ki evet. GDPR KVKK'dan daha
sıkı kuralları olan bir şey. Baktığın zaman günün sonunda. Süper. Bir soru daha var. Güzel bir soru. Ben çok beğendim. Zero Trust'ta herhangi bir hacking yöntemi neler olabilir gibi, yani yöntemi var mı demiş ama neler olabilir? Ne tür sıkıntılar doğurabilir? Aslında dezavantajlarını sormuş arkadaş. Dezavantaj olarak açıkçası yani böyle zaten ben de bu işleri teknik anlamda yeni yeni tasarlamış ve yapıyorum. Aynı zamanda saldırı taraflarına da ve buralardan ne tür loglar alınabilir gibi noktalara yeni yeni bakıyorum. Böyle çok sıkı bir politika uygularsan, kullanıcının riskini skorlama, kullanıcının kimliğini düzgün bir şekilde doğrulama, içerideki gruplandırma yapısını iyi oturtma gibi. Bunları oturttuğun sürece aslında senin orada siber güvenlik riskin kullanıcı bazlı çok minimal düzeye inmiş oluyor. Yani laptopunu falan çaldırma olaylarına kadar inmiş oluyor. Çünkü sen o kişinin bilgisayarına girdiğinde, onun üzerinden bir gruba eriştiğinde yetkili olduğu, zaten kullandığın Zero Trust altyapıdaki gateway'e göre seni zaten oraya götürmeyecek. Götürse de geri gelemeyeceksin. Çünkü hani bu gateway'ler mantıksal olarak tek taraflı çalışıyor. Sonuçta sunucunun dışarıyla konuşması gerekmediği için şey olarak mantıken, çünkü hani public olsa da sonuçta o ne bekliyor? Bana bir gateway var. Yani bir kapı var. Bu kapı politika gereği bana trafik getiriyor diyor. Şimdi mantıksal anlamda bu kapıdan gelmeyen bir trafik onun için kale alınacak bir şey olmadığından genel olarak kullanıcı bazlı baktığımız zaman en azından saldırıları en aza indirmiş oluyorsun. Ama yine tabii şeyler mevcut. Sen sunucunu ele geçirtirsen, yani dışarıdan bir sunucu zafiyetle içeri girdi, kişi yayıldı orada vesaire gibi senaryolar tabii ki hala mevcut. Buradaki olay aslında senin kurumsal kullanıcılarının kimliksel olarak biliyor olman, bunları takip edebiliyor olman ve nereye eriştiklerini de aslında tutabiliyor olman. Sonuçta burada dediğim gibi bu politikayı belirlediğin gateway dediğimiz kapı üzerinden aldığın loglarla sen zaten şirketinde kim nereye girmiş, nereye çıkmış çok rahat takip edebilirsin. Evet. Birazcık da hani güzel bir korelasyonla ve sunucuların birbiriyle iletişiminden aldığın loglarla çok güzel bir şekilde aslında yönetilebilir ve takip edilebilir bir yapıya kavuşmuş oluyorsun. Bir soru daha geldi. Bu arada tam bu konu üzerine güzel bir soru. Zero Trust'ın APT'leri tespit etme konusunda şu anki çözümlerden daha iyi bir çözüm sağlar ki neden gündemde bu kadar yaygın değil? En azından Türkiye'de yaygın olmadığını bilerek soruyorum demiş. Yani yaygınlığı şöyle aslında... Gerçekten APT ürünleri APT tespit etmede iyi mi? Ya baktığın zaman aslında yani tamamen bu altyapıda konuştuğumuz bileşenleri tam olarak işleten bir kurum için çok iyi olabilir. Çünkü yine düşün, yani bir APT olarak sen bir phishing maili attın ve eskaza bir çalışanı ona tıklattın, makinasından erişim elde ettin. Aynen. Çalışanın makinasından sen içeri giderken yaptığın her yani kullanıcının yapmayacağı her davranış kullanıcının skorunu düşürüyor. Zaten yapay zeka var mı? Mesela kullanıcı buraya daha önce hiç gitme isteğinde bulunmamış ama şu an gidiyor. Anlayabiliyor mu? Yine dediğim gibi bu senin kullandığın veya geliştirdiğin ürüne bağlı. Bunu da implemente edebiliyorsun aslında. Ya tabii, yani gerekli Ar-Ge'yi yaptığın sürece bu risk skorlamasını kullanıcı bazlı çıkarttın ve bunların sen sonuçta şimdi kurumunun politikalarını biliyor ve kullanıcının riskini neye göre skorlayacağından farkındasın. Bunları bir feature olarak makine öğrenmesine vererek ya da işte yapay zekaya çok o kadar o taraflara algoritmik olarak çok hakim değilim. O yüzden çok da fazla yorum yapmak istemem ama sonuçta mümkün yani. Sen bunu öğretirsen kendi sistemine, kendi engine'ine, motoruna günün sonunda zaten senin makinana erişimi olan birisi böyle bir altyapıyı öngörse dahi senin nerelere yetkin olup olmadığını bulmak için bile bir hani keşif çalışması yapması lazım. Ve bu sürede senin erişmediğin bir sürü yere erişmek isteyecek. Dolayısıyla zaten bu bir anomali yaratıyor sistemde direkt. Çünkü senin kimliğinde böyle bir şey yok. Senin kimliğin zaten erişmeyeceği her yere erişmeye çalışıyorsa zaten hani baktığın zaman senin skorunu çok hızlı bir şekilde düşürecek ve alarm yaratacak bir aslında event oluyor. Süper. Ben aklıma şey geldi mesela.
bir kullanıcı hacklendi. Mesela hacklenmeyi boş verelim. Zero Trust altyapısı benim çalıştığım firmada kuruldu. Ben daha önce gitmediğim bir yere erişmek istedim. Ama o kullanıcı uygulama zaten 2 gün önce kurulmuş. Yeni bir uygulama. Yeni bir uygulama olduğu için benim oraya gitmem çok normal bir şey. Aslında bunları algılatabilir ve yorumlatabiliriz gibi geliyor. Mesela %50 tehlikeli diyebilir ama 2 yıldır bulunan uygulamaya daha hiç gitmemişim. Daha yeni gidiyorum. O zaman tehlikeli olarak arz edilebilir. Dediğin mantık çok güzel. Çok haklı bir mantık. Fakat tek bir şey düzelteceğim. Bu şimdi şey gibi aslında. iOS işletim sistemi güvenlik düşünülerek geliştirildi ya. Şimdi Zero Trust altyapısı da güvenlik düşünülerek geliştirildiği için Zero Trust altyapısında kullanılan bu gateway'ler, politika engine'leri varsayılan da deny olması üzerine kurulu aslında. Yani sen 2 gün önce kullanılmış bir sunucu senin grubunda erişebileceğin grupta değilse sen zaten varsayılan olarak oraya erişemiyorsun. Zaten hani böyle bir yapı içerisinde sana hata payını da minimuma indiriyor aslında. Aynen. Bu özelliği güzelmiş. Ben aslında bir de çok kaynıyor ama şeyi de söylemek isterim. Zero Trust'ı deploy etmek için yani bu altyapıya geçmek için 4 tane yöntem var baktığın zaman. Bir tanesi bu demin dediğim gateway mantığı ve uzaktan erişenleri de buraya tünelleyebilmek için agent mantığı. Sen kurum makinalarına veya çalışan makinalarına agent kuruyorsun. Bu VPN agenti gibi bir agent düşünebilirsin. O senin altyapına, Zero Trust kullandığın altyapıdaki politika motoruna, cloud'daki senin kullanıcını bağlıyor aslında tünelle. Daha sonra kullanıcı iç ağda veya cloud'da kurumun herhangi bir asetine erişmek istediğinde agent onu zaten önce cloud'a götürüyor. Cloud'da onun kimliğini doğruluyor ve gidebileceğini doğruluyor. Daha sonra eğer gidebilecekse şartlar da uygunsa onu oraya götürüyor tünelle. Bu ilk mesela mantık. İkinci mantık demin Çağlar'ın da sorduğu, demin değil de işte bir yarım saat önce falan Çağlar'ın da sorduğu kullanıcı bir makineye RDP yaptı. O sunucunun yetkili olduğu yerlere de gidebilir mi mantığı. İkinci mantık da mikro parametre bazlı deployment. Burada da sen böldüğün mikro parametreleri grupladığında yani Kürşat'ın gidebileceği grup belliyse Kürşat'ın eriştiği sunucunun nereye gidebildiğinin bir önemi kalmıyor. Çünkü ben zaten politika gereği Kürşat'ın sınırlarını çizdiğim için içeride de buna tabi oluyor. Dolayısıyla sen zaten bu sefer işte kullanıcı içeride nereye gidebilir, nereye gidemez kaygısından kurtulmuş oluyorsun. Üçüncüsü de şu aslında. Hani bunu aslında şu anda da yapan çözümler mevcut. Belki hani karşılaşan arkadaşlar da vardır. Sen bir cloud portalına aldığın servise login oluyorsun kullanıcınla. Orada sana bir tane dashboard geliyor. Orada işte kurumun kullandığı SAP gibi, Slack gibi vesaire gibi uygulamaların ikonları oluyor. Sen ona tıklıyorsun. O seni dashboard'dan uygulamaya götürüyor daha sonra. Bu direkt web tarayıcısında çalışıyor. Tarayıcı tabanlı bir şey. Sen cloud'a kuruyorsun sistemini. Daha sonra hani bunun kurulumu birazcık sıkıntı çünkü bu sunucuları oraya register etmen gerekiyor. Dashboard'da onu tanıtıyorsun. İşte kullanıcı gelirse önce buraya gitsin, burada kendini doğrulasın, öyle gelsin gibi. Hani ayarlaması ve yönetimi biraz daha sıkıntı da olsa günün sonunda kullanıcı sadece bir tane dashboard'da önündeki ekrandan uygulamalara tıklayarak içeriye onları o şekilde alıyorsun belirli politika ve çerçeveler çerçevesinde yine. Ben şey de merak ettim bu arada. İkinci de şöyle bir şey var ya kanka. Ben uygulama sunucusuna gittim. O uygulama sunucusu veri tabanı sunucusuyla iletişim halinde. Ama benim veri tabanı sunucusu alakam yok. Herhangi bir sorun şeyim de yok. Yani gitmemem gerekiyor. Ama ben uygulama sunucusuna girdiğimde veri tabanı sunucusuna gitmiş olacağım. Gidebilirim en azından. Yani ben gerekiyor. Mantıken şöyle yani o sunucu zaten eriştiği için senin de erişmen gerekiyor ya. Senin mikro parametre tabanlı deployment senaryonda senin bu cloud'daki engine'inden, politika engine'inden senin gittiğin yerde de seni götüren sonuçta bir proxy var ya, o proxy de bundan haberdar. Dolayısıyla zaten seni oraya götüren kişi o proxy olduğu için senin gitmek istediğin yerleri de o biliyor. Eğer sen kendi yetkine yani senin politikaların içerisinde bulunmayan bir asete gitmek istersen onun haberi olduğu için seni götürmüyor aslında. Anladım. Tamam. Dördüncü tipte şöyle sistem seviyesi bir sandbox yapıyorsun.
Buna direkt böyle şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela sen VMware sanallaştırması kullanıyorsun kurumda. VMware sanallaştırması içerisindeki makinaların üzerine, yani üzerine demeyeyim de yanına bir tane daha bir makine koyuyorsun. Bu makine de yine bizim deminki bahsettiğimiz proxy makinesi. Bu proxy makinesi yine benim cloud'umdaki benim politikalarımı uygulayan yere bağlı. Zero Trust motoruma bağlı. Sen yine geldiğin zaman o VM içerisinde bir yere gideceğinde, yani o VM'lerden birine gideceğinde VMware içerisinde, önce sen o proxy'ye gideceğin için politikalarla birlikte aslında sen orada bir katman koymuş oluyorsun güvenlik anlamında ve segmentasyon anlamında. Yine sen o VM'leri segmente edebilirsin istediğin gibi. Günün sonunda senin politikalarına tabi olarak oraya gidilecek. Dolayısıyla yine dışarıdan içeri girişleri hem kimlik doğrulamaya hem politika doğrulamaya bağlı ve dinamik bir şekilde yönetebiliyor halde oluyorsun. Bu hani Zero Trust altyapısal olarak kurumunda kullanmak istersen nasıl konumlandırırsının 4 tane tipi. Bu makale olarak hani yayınlanan makalede bu şekilde. Hatta makalede çok yarım saattir makale deyip duruyorum. Bir tane arkadaş Beyond Corp'u attı chatten, onu gördüm. Ben de Zero Trust'ın hani orijinal makalelerinden birini de bırakayım şöyle. Sen mi atacaktın? Attım. Atamadın çünkü biz linkleri sadece şey atabiliyor, moderatör atabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bana gönderebilirsin, ben buradan Numan'la oraya iletebilirim. Tamamdır. Yani bir soru daha var. Ali İhsan demiş ki bu konu dışı. Çağlar abi de buradaysa bunu Çağlar abi cevaplasa güzel olurdu. Bugünkü yayında Trendyol ile alakalı bir kupon paylaşılacak mı diye bir sorumuz var. Vallahi onu ben bilemem. Onu Çağlar bilir. Öyle bir söz verdiyse de o vermiştir. Benim öyle bir sözüm olmadı. O yüzden bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Bu arada arkadaşlar sohbete bıraktım. Mertcan'ın anlatmak istediği makale diye söylediği şeyler tamam burada var değil mi? Direkt bu PDF'i zaten makalenin 2010 yılında yazılmış olan makale. Direkt böyle size güzel bir şey veriyor. Hani mental size düşünecek çok şey veriyor aslında okuyunca. Süper. Bir arkadaş Yavuz demiş ki piyasada mevcut nakit cihazları buna örnek gösterebilir mi diye bir soru sormuş. Nakit cihazlarını fiziksel bir şekilde konumlandırıyorsun. Bizim bahsettiğimiz çözümün doğrulama kısmı cloud'da, birinci ayrımı bu. İkinci ayrımı sen orada ağa dahil olacak kişiyi doğruluyorsun. Ben burada sunucuya gidecek kişinin kimliğini ve politikalarını doğruluyorum. Hani bu yönden çok ayrılıyor. Dediğim gibi hani mentalite olarak bunu biraz oturtmak gerekiyor. Çünkü hani çok benzer şey var. Bu arada hani nakit kullanılabilir mi, kullanılamaz mı noktasında yine tamamen şirket politikalarına bağlı bu. Veya şirketinizin nasıl olduğuna bağlı. Sonuçta hiçbir cloud servisi kullanmayan bir firmada, kurumunda çalışıyor olabilirsiniz. Bu kuruma sadece network'ten erişiliyor olabilir. Siz belki de ben Zero Trust uygulayacağım ama kullanıcılarımın gerçek kimliğini doğrulamak ve politikalarıma uygun bir cihazla ağ dahil oluyorlar mı, bunu doğrulamak için NAC kullanmak istiyorum derseniz de kullanabilirsiniz aslında baktığımda. Ya dediğim gibi bu tamamen mentaliteyi oturtup o mentaliteye uygun servis ve ürünleri kendi kurumunun ihtiyaçlarına göre seçmeyle alakalı. Teşekkürler onunla alakalı cevapladığı için. Bakıyorum başka soru var mı? Evet. Bu da şeyle alakalı değil, konuyla alakalı değil ama sana sormak istemiş Yahya. Merak ettiğim bir soru var. Mimarlık öğrencisiyim ama siber güvenlik çok ilgimi çekiyor. Kendimi geliştiriyorum. Python, Network, Database, Pentest, Java gibi konularda. İleride mimarlıkla bunları nasıl birleştirebilirim, kullanabilirim demiş. Aslında evet. Cevabı merak ettim Mertcan. Yani bilemedim ben de. Sonuçta bir mühendis geçmişi olabilirim. Buna belki sen de aynı cevap verirsin. Çünkü hani çekirdekten yetişme biri olduğun için bence bu soruya senin cevap vermen daha uygun gibi. Ya benim geçmişim mühendislik. Şu anda siber güvenlik alanına girişimde mühendislikten edindiğim pratikle ve know-how'la oldu. Hani dolayısıyla alan dışı bir bölümden diyebilirim aslında. Alan dışı bir yerden gelmediğim için öyle bir deneyimim yok. O yüzden hani insanları yanlış yönlendirmek istemem. Ama hani tanıdığım en yetkin insanlardan birisin. Evet. Ondan dolayı aslında sen yanıtlasan daha iyi olur bence. Benim aklıma ilk şöyle bir şey geldi. Şimdi mimarlık
işte bakış açısını aldıktan sonra bence gayet çalıştığı kurumda bir sistem dizayn edebilir. Yani mesela şu an ne konuşuyoruz? Zero Trust altyapısı konuşuyoruz. Bence bu konuda gayet başarılı olacağını düşünüyorum. Yapılabilir. Olabilir. Ama şey değil yani. Hangi bölümde okursanız okuyun. İşte benim bildiğim işte Celil abi iktisat mezunu ama malware üzerine şirketi var ve ürün geliştiriyor. Bu konulara çok takılmayın aslında. Onu demek istedim. Aynen. Ya işin özü şu aslında, baktığın zaman günün sonunda hani siber güvenlikten bağımsız bir yorum bu aslında. Kitap okuyun. Yani siz kitap okumanız bir size dil öğretiyor. Bu İngilizce, Türkçe hiç fark etmez. Dil öğrenirken kitaptan size fikir geliyor. Ufkunuz açılıyor. Bir sentez yapmış oluyorsunuz. Bir fikri elde etmiş oluyorsunuz falan. Bunların hepsi siber güvenlik kitabı okumaktan daha değerli benim gözümde. Çünkü hani önce temel bir şeyleri anlamak ve öğrenmek için onu düzgün okuyup anlamak lazım. Ve benim mesela en çok gördüğüm problemlerden birisi şu. Bende de vardı öğrencilik zamanlarımda. Ben bir kod yazdım ya da işte bir komut satırında bir şeyle uğraşıyorum, bir şey kuruyorum, hiç fark etmez. Orada çıkan o hatalar, bilgilendirme mesajları, bunların hepsi sizi doğru yere yönlendirmek için var. Ama genelde böyle insanımızı da benim gördüğüm %70'i %60'ı okumuyor. Yani bu da birazcık hani neye yorulur bilemedim. Sonuçta orada o hata mesajlarının renginin sarı veya kırmızı veya yeşil olmasının bir anlamı var. Aslında önce her şeyin başında okumak geliyor. O yüzden. Süper. Bir Erdinç bir soru sormuş. Demiş ki ileride evlerde her şey yapay zeka olacak. Onunla bu birleştirilebilir mi hocam demiş. Birleştirilebilir. Sonuçta şimdi senin kimliğin doğrulandıktan sonra, yani senin kim olduğun biliniyorsa kurum ağında bir yere erişmeden önce, bundan sonra ya alacağın her aksiyon, risk skorlaması veya o kullanıcının gittiği yerlerdeki senin tuttuğun logların, yani erişim loglarının sentezlenmesi de olabilir bu. Bütün bileşenlerin içerisine yapay zeka konumlandırılabilir. Bu da yine tamamen bunu kullanan, bu altyapıya geçmiş veya kullanan kişinin ya da kurumun kullandığı ürün, geliştirdiği ürün de olabilir. Tamamen kendi tercihine kalmış, kendi ihtiyaçlarına kalmış bir şey. Şöyle bir şey var. Evet, Çağlar abi şey demiş. Daha önceki programlarda bug bounty kapsamında hediye çeki veya parayla ilgili ödül nedir gibi bir soru sorulmuştu. Şöyle bir şey yapıyoruz. Mertcan da zaten bu işin içinde. Evet. Backcraft'ta sen anlat Mertcan. Bunu sen son videodan paylaşacağım. Evet, ya bizim Trendyol olarak Private Bug Bounty programımız başlıyor yakın zamanda. Yani hazırlıklarını falan bitirdik. Hani bunu global seviyede yapan çok nadir firmalardan olduğumuzu düşünüyorum Türkiye içerisinde. Hani bu mentaliteyi de belki bizle beraber diğer firmalar da edinir. Evet. Private Bug Bounty programı kapsamında Backcraft hesabınızı Çağlar'la veya işte BlackBuckSec.tr, şimdi Kürşat'ın bu Twitch'teki hesabıyla da olabilir bu, paylaşırsanız sizi bizim Private Bug Bounty programımıza kaydedebiliriz. Çünkü davetiye ele alındığı için bizim davetimiz gerekiyor bazı durumlarda. Yani böyle Eli Taker seviyesinde olmayan arkadaşlar için. Bize iletirseniz kullanıcı adlarınızı Backcraft'ta, biz sizi kaydedebiliriz Private Bug Bounty'mize. O zaman bunu Twitter'dan duyuralım. Oradaki arkadaş, orada çalışan işte bug researcher olan arkadaşları da Private Bug Bounty programımıza katmış oluruz diyelim. Demiş ki Oğuz abi, ileride yapay zeka siber güvenlik alanında iş sektörünü olumlu mu olumsuz mu etkiler? Ben de Mertcan'a sormak istiyorum. Mertcan, yani bu durum nasıl olur ileride yapay zekanın gelişmesiyle beraber? Yapay zeka bizim pek çok işimizi otomatize eden bir bileşen olarak aslında şu anda kullanılıyor. İleride otomatize etmenin ötesinde artık o işi yapan kişi olarak yanında bulunacak senin. Yani bir kişi dememin sebebi o. Hani senin aslında mesela vulnerability management dediğin, işte belli tarayan cihazları alıyorsun. Bunlarla taramalar sonucunda çıkan bulguların kritiklik seviyesine göre doğrulamalarını yapıp belli kişilere, sorumlu olan yani kişilere, kurum içerisinde bildiride bulunuyorsun vesaire gibi. Bu tip işleri otomatize yapan şeyler olabilir, evet, ama yapay zeka ile beraber belki de bunlar daha böyle bilinçli robotlar tarafından yapılacak belki de.
Bu tamamen aklıma gelen bir tane örnek. Yapay zeka dediğimiz şeyin ucu bucağı yok. Sonuçta hani bununla insan bile yaptılar. Yani iki tane Facebook'un kapattığı yapay zeka programı var bir tane mesela. İki tane yapay zeka birbiri arasında kendi dilini geliştirmiş. Araştırmacılar da doğal olarak tabii kendi dillerini yaptıkları için ve o dille konuşmaya başladıkları için fişlerini çekmişler. Yani, yani bu kapasiteye sahip algoritmalar, bu kapasiteye sahip sistemlere sen sadece siber güvenliği geçiyorum. Genel anlamda insanların otomatize etmekten de öte insanların yaptığı işleri yaptırabilecek hale geleceğiz ileride. Ama orada da yine şey devam edecek yani yapay zeka işte bulunan bir donanımı bypass etmek gibi mesela şeyler de olacak. Ya tabii ki ya siber güvenlik dediğin şey senin zaten ucu bucağı olmayan ve gelecekte gelecek kaygısı olmayan bir alan aslında. Neden? Çünkü yapay zeka gelecek. Bu sefer yapay zekanın güvenliği konuşulmaya başlayacak. Yapay zekanın aldığı kararları etkileyebilecek misin? Bunları manipüle edebilecek misin? İstismar edebilecek misin? Gibi konular ortaya çıkacak. Yani nasıl kripto cüzdanlar çıktığı zaman işte double spend atakları ya da işte kripto cüzdanlar üzerindeki kriptografik zafiyetlerle paraların boşaltılması gibi şeyler olduysa yapay zekanın gelişmesiyle de yapay zeka algoritmalarının manipülasyonu, bu robotların istismarları gibi böyle artık daha fütüristik gelen şu an bize şeyler aslında belki de bundan 5 sene sonra Zero Trust altyapısı başlığı yerinde robotlar bir robotlar istismar edilebilir mi konusu konuşacağız yani. Evet. Yapay zeka. Ya şöyle bir şey olmuştu STM'deyken hatırlarsan bizden birkaç arkadaş yapay zeka ile alakalı yok pardon malware ile alakalı Kanada'da bir şeye gitmişlerdi. Etkinliğe gitmişlerdi. Aslında STM'ye gelip bunu STM çalışanlarına anlatmışlardı neler gördüklerini. Orada bir soru sormuştum. Onlar önce şunu söylemişti. Artık bu malware'leri tespit eden yapay zeka algoritmaları geliştiriliyor. İşte böyle şeyler yapılıyor, böyle programlar uygulanıyor falan vesaire diye. Ben de şey sordum yani o zaman şu da yani şu konuşuldu mu dedim. Kendini geliştiren, sürekli yenileyen bir malware işte yazan algoritma konuşuldu mu dedim. Aslında evet, çok bakış açısı onlara biraz farklı gelmişti ama bunlar şu anda konuşulan şeyler. Bunlarla alakalı bir bilgin var mı? Yani yapay zekanın işte çalıştığımız bir sonuçta bir şey var, konu var. Buraya etkisi ne olacak iki türlü de savunma ve saldırı tarafında? Orada senin bu bahsettiğin konu özelinde sana da hani güzel bir hatırlatma olur. Barcelona'dayken Can abiyle oturduğumuzda iki tane zararlı bir sisteme bulaştığında mutual bir yaşam sürebilir mi? Evet. Olmuştu. Evet. Zararlı yazılımları geliştirenlerin elinde başka zararlarla mutual yaşam sürdürebilme gibi bir imkan söz konusu. Ama bunlar şu anda mesela tamamen kendi mantıksal olarak yani sonuçta sen bir zararlıyı bilgisayara bulaştırdığın zaman herhangi bir sisteme bulaştırdığın zaman o orada fragmentler oluyor o zararlıyla alakalı. Sen bir geliştirici olarak o fragmentleri o bileşenleri tespit eder de tamam bu burada bulunuyorsa ben de bununla beraber yaşayayım. Ama ona dokunmayayım dersen mesela birlikte yaşayabiliyorsun ama bunlar tamamen mantıksal kodlamalarla olan şeyler. İleride belki de böyle birbiriyle eşlenik çalışan, birbirini tanıyan ve belki de işte senin yazdığın zararlının olduğu makineye benim bulaşmayacağım bir dünyaya doğru evriliyor olabiliriz yani yapay zeka ile beraber. Bunun tam olarak da savunma tarafında da karşılığı şu olabilir. Günümüze kadar gelmiş ve geliştirilmiş APT olabilir, normal zararlar olabilir. Bu zararların davranışsal anlamda kategorizasyonunun yapıldığı bir dünyadayız ve atak matriksiyle bile hatta şu anda fonksiyonel bazda ayırabiliyor durumdayız. Yani bir atak bunu bize çok güzel sağladı ve evrilmeye de devam ediyor. Böyle bir dünyada yapay zekanın aslında bize getirisi bu atak matriksinden ve zararların kategorizasyonuna bağlı olarak da zararlı yazılımların davranışlarının ona öğretilmesi ve daha sonra gerek ağ seviyesi olabilir, endpoint seviyesinde olabilir bu. Fark etmez hangi katmanda çalıştığı. Zararlı yazılımın, yani daha çıkmamış zararlı yazılımların davranışlarının tahmini ve tespiti üzerine mesela ilerleme görülebilir. Ama bunlar hani dediğim gibi çok fütüristik çalışmalar gibi görünüyor şu anda. Çünkü bu çalışmaları yapmak için elinde yeterince veri olması lazım. Bu veriye sahip firmalar var mı? Evet var. Ne gibi çalışmalar yaptıklarını da
ileride eğer publish ederlerse, bize anlatırlarsa göreceğiz. Evet. Bir soru daha gelmiş. Dünya çapında Zero Trust mantığının yükselişi şu an nasıl seyrediyor? Yakın zamanlarda iş ilanlarındaki yetenekler kısmında sık sık Zero Trust bilgisi gerekiyor yazısını görecek miyiz? Güzel soru. Evet. Zero Trust aslında dediğim gibi bu hani bilgi dediğin şey Zero Trust bilgisinden ziyade o mentalitenin oturtulmuş olması lazım sende. Hani kimse iş ilanına gidip de Zero Trust altyapısına bunu bilecek yazmaz ama mülakatlarda belki sana buna yönelik sorular sorabilirler. Kurumun kullandığı yapılar buna müsait veya geçmişse belki ona yönelik bir soru olabilir gibi aklıma geliyor iş görüşmesi veya iş anlamında. Zero Trust mantığının yükselişi dünya çapında baktığımızda da daha geçen de hani McKinsey'nin sunumu vardı. Çağlar ona katılmıştı. Hani ben de onların katıldığı sunumdan biliyorum. Orada mesela McKinsey'nin günün sonunda gitmek istediği yer Zero Trust altyapısıydı. Şimdi McKinsey gibi büyük bir firma bile daha Zero Trust altyapısını hayal bile edemiyorken şey olarak şu anda geçemeyiz ama ileride kesinlikle geçeceğiz diyor. Dolayısıyla dünya çapında da baktığımız zaman şu anda herkesin gittiği yer bu. Neden dersen de zaten hani dünya yerinde durmuyor, ilerliyor. Her yer büyüyor. Büyüyen yerlerinde bu sefer ağ teknolojilerini ve altyapılarını yönetmelerinde özellikle de cloud kullanıyorlar ve birden fazla yerde aktif sunucuları veya aktif rol alan bileşenleri bulunuyorsa baktığın zaman yönetilmez hale gelmeye başlıyor. Yönetilmez hale gelmeye başladığında da bu sorunun nasıl çözeriz'in cevabı Zero Trust'a gidiyor. Zero Trust'a gittiği için de gelecekte daha da bu altyapıya geçmiş veya geçecek yerler göreceğiz. Teşekkürler. Şimdi Çağlar abinin sunumunda bir soru gelmişti. Ben de demiştim ki ya bu soruyu Mertcan'a soralım. Cumartesi günü sana soracağız. Şimdi Feyza Onur şey yapmış. Feyyaz Onur pardon. Hocam böyle bir soru vardı. Bunu sormayı unuttuk dedi. Biz de soruyu bulamadık ama kendisi bulmuş. bitirme projesi olarak mobil Android malware analiz üzerine çalıştım demiş. Sizce bu alanda kendimi daha çok geliştirmek için neler yapabilirim? Mobil Android malware analiz hakkında fikirleriniz nelerdir? Yani bu alanda kendini daha çok geliştirmek isteyen birisi varsa, yani şu an soruyu kimin sorduğunu bilmediğim için. Vallahi biri sormuş, şimdi Feyyaz Onur onu da yazar. Beyza Şahin sormuş o soruyu geçen yayında. Sormuş ama burada mı acaba o da var? Ona bakarım şimdi burada mı diye. Mobil zararlı yazılım analizi üzerine bitirme projesi yapmış ve gelişmek istiyorum demiş. Tamam zaten projeyi yaptı ve zaten tamamladıysa bir mobil zararlısı nasıl incelenir biliyordur. Bunun tamamen hani 10.000 saat kuralı var ya, bir şeyi 10.000 saat yaparsan üzerinde uzmanlaşmaya başlarsın diye. Yapacaksın, gidip zararlı yazılım bulacaksın. Kodus.com işte ya da mobil zararlı inceleyen yerler, işte Jepti Compiler mesela mobil zararlılar konusundaki bir reverse aracı ve onlar da bloglarında yayınlıyorlar, threat intelligence servislerinde yayınlıyorlar APK dosyalarını. Buralardan APK indirip inceleyecekler. İnceledikçe aşina oluyorsun. Aşina oldukça aklına başka şeyler geliyor. İşte mesela bu zararlı yazılım şöyle bir davranışta bulunmuş. Acaba bununla başka bir şekilde nasıl yapabilirdi gibi. Bu sorular birbirini takip ettikçe sen bir süre sonra diyorsun ki tamam ben bunun statik ve dinamik analizini bir otomasyona bağlayabilir miyim? Otomatik yaptırabilir miyim? İşte bu Anubis için ya da Cerberus gibi, Hydra gibi zararlı yazılımların kendini şifrelediğini ve çalışırken kendini açtığını biliyoruz. Hani sen de aşinasın benim yaptığım çalışmalardan. Zaten bunları sürekli inceleyen insanlar günün sonunda bunları tek tek incelemeyi bırakıp otomatizasyona bağlıyorlar. Zaten günün sonunda sen bir Android zararlısını inceleyip anlayıp onun nasıl çalıştığını bilip böyle bir şifrelemeyi otomatize bir şekilde açabiliyorsan sen zaten öğrenmiş oluyorsun onu. Benim de burada önerebileceğim en büyük şey zararlı yazılım incelerken değil, genel olarak tersine mühendislik konusunda. Hani bu benim çok kullandığım bir şey. O zararlıyı, o programı geliştiren kişiyle, geliştiriciyle empati kurmaları. Sonuçta empati kurduğunda onun o geliştirdiği şeyi, neden geliştirdiği, hangi motivasyonla geliştirdiğini az çok böyle kendinde düşünerek o incelediğin uygulamayı incelersen empati kurarak işin biraz daha kolaylaşıyor. Çünkü diyorsun ki tamam ben de zaten
böyle bir şey geliştirseydim şunu şöyle yapardım deyip gidip onu bulmaya çalışıyorsun ve çoğu zaman da ben, yani bu kaslarını geliştirdiğin zaman bulabiliyor da oluyorsun aslında. Bu konuda bir sorun var benim, yani şey konusunda, Zero Trust konusunda not etmiştim, onu sormayı unutmayayım, hemen sorayım. Şimdi biliyorsun hani dünya çapında atak simülatörü yapan firmalar var, ürünlerini geliştiren firmalar var. Zero Trust konusunda bu ürünleri artık çöpe mi atmamız gerekecek, yoksa nasıl konumlandıracağız böyle bir ürünü mesela? Böyle bir ürünü içeri konumlandırarak aslında sunucularının güvenliğine noktasında aslında sana bir yararı olabilir. Sonuçta senin sunucuların, dışarıda hizmet veren sunucuların da var ve bunlar her zaman saldırıya açık sunucular. Yarın bir gün buraların üzerinden sana gelebilecek bir tehdidi Zero Trust senin karşılamayacak. Sonuçta Zero Trust dediğin şey kullanıcıların, çalışanlarının iç asetlerine erişimiyle alakalı. Yani sunucu bazlı bir, sunucudan sunucuya iletişimde aslında bu şey yok, enforcement yok. Dolayısıyla sen sunucuların arasındaki veya sunucuların üzerindeki güvenliği yine kendin oturtmak zorundasın ki Zero Trust'ın aslında varsaydığı şeylerden birisi de sunucuların hali hazırda ardın edilmiş ve güvenli olduğu. İlk etapta mesela bu otomatize araçların yararı yine burada devam ediyor. İkinci olarak da senin kurum politikalarında şey varsa mesela işte ağ girişlerde sertifikaya tabi olacak, endpoint güvenlik ürünü olacak, makinede hardening yapılmış olacak vesaire gibi politikalarını test etmek için de bu araçlar iyi. Sonuçta sen o aynı makineden bir tanesini içerisine bu otomatize araçlardan yükler ve sürekli çalıştırırsan bunu, senin endpoint ürünün hangi tehditleri yakalıyor, hangilerini yakalamıyor, bunları bulmuş oluyorsun. Bunlara yönelik kendin bunları engelleyebiliyor musun şirket politikalarına veya ürünlerine, ona bakıyorsun. Engelleyemiyorsan çünkü günün sonunda erişim loglarından veya da ağ loglarından engelleyemediğin saldırıları tespit etme yerine gitmen gerekiyor. Bu da senin kaslarını güçlendiriyor. Bu otomatize ürünler aslında baktığın zaman daha çok senin kas güçlendirmene yarayan ürünler. O yüzden hani altyapı bağımsız her zaman ihtiyacının olabileceği ürünler. Ya ben şey düşünüyorum mesela, şimdi örnek, yani firma olarak da örnek vermek istemiyorum. Atak simülatörü ürünüm var benim. İşte bunu X kurumunda konumlandırdım. Zero Trust bu konuda şey yapacak. Ya bu skorlayacak. Diyecek ki bu her yere gidiyor. Engelleyecek. Ama belki oradan işte şu an ne yapıyor mesela? Gidiyor hash'ini alıyor. Başka yerde deniyor. Sürekli atlıyor, VLAN değiştiriyor. Ve en son gidebildiği yere kadar gidebiliyor. Ama Zero Trust konusunda yapamayacak bunu. Burada özel bir ayar mı gireceğiz? Özel bir ayar girersek de sıkıntı olmayacak mı mesela? O ürünü ele geçiren birisi oradan her yere erişebilecek mi? Orada da yine aslında şöyle, kullandığın otomasyona bağlı. Yani kendin yazıyorsan da aslında, kullanıyorsan da önemli olan, dikkat etmen gereken şey şu. Bunu konumlandırdığın yer neresi? Sonuçta hani bu otomatizasyonu sen agent'la da yapabilirsin. Kendin yazdığın script'lerle de yapabilirsin. Kendi yazdığın script'le yapıyorsan bir şey yok, risk yok. Çünkü senin bir tane test için elinde bulundurduğun bir sunucu oluyor veya bir çalışan bilgisayar oluyor. Kullandığın script'ler zaten hani herhangi bir şekilde bir yere veri atıyorsa da senin kontrolünde olduğu için orada bir sıkıntı yok. Ama senin dediğin senaryo sanırım şöyle, sen bu aldığın ürünü fiziksel olarak kendi ağına konumlandırıyorsun. Ve buna mecburen bu tatbikatı yapabilmesi için her yere erişim yetkisi veriyorsun aslında. Hayır. Anladım o. Şimdi o, evet, yani kullandığın altyapıdan bağımsız konuşacak olursam bu şu anki senaryolarda da problem zaten. Hani mümkün olduğunda sen ağında sana yabancı ürün veya servis kullanıyorsan, bunları fiziksel olarak bulunduruyorsan dahi zaten kontrollü bir ortamda bulundurman lazım. Kontrollü bir ortamda bulunduramayacağın bir ürünse, tercihen agent'la konuşan ve cloud'da çalışan bir ürün aslında, yani benim görüşüm daha şey olacağı. Yani sonuçta sen cloud'un sana verilmiş instance'ının IP'sini biliyorsun. Kendi kurumunun IP'sini ve o agent'ının kurulu olduğu sunucuyu veya client'ı biliyorsun. Bunların bazında bir erişim engeli veya bir kısıtlama yaparak aslında kendi kontrol edebildiğin bir ortam içerisinde bu servisi kullanabiliyorsun. Ama diğer senaryoda, senin dediğin senaryoda, fiziksel olarak içeride olduğu için ürün,
Fiziksel olarak içeride olduğundan da ve erişim yetkilerini böyle çok geniş istediğinden dolayı da bu bir tabii ki risk. Bu risk şu anda da var. Zero Trust kullanıyorsan da var. Dolayısıyla bunu mitige etmek senin kurumunun şeyine kalmış. Security posture'ına kalmış diyebilirim aslında. Teşekkürler. Güzel cevaptı yani. Biraz aydınlanmış oldum o konuda. Murat bir soru sordu şimdi. Diyor ki Zero Trust altyapısında zayıflıklar olabilir. İki farklı Zero Trust yapısı kurulabilir mi? Anlamlı olur mu? Bazı firmalarda şunun yapıldığını biliyorum. Zero Trust konusunda araştırmalar yaparken denk gelmiştim. Bu kimlik doğrulama hizmetleri veya servisleri var diyoruz ya, Active Directory haricinde hani G Suite'dir, Okta'dır vesairedir. Evet. Bazı Zero Trust altyapısına geçmiş kişiler kimlik doğrulama için birden fazla mesela bu servislerden kullanıyor. Kimlik doğrulama servislerinin birden fazla olması da sana şunu sağlıyor. Bir kişiyi iki defa doğrulamış oluyorsun. İki defa doğrulaman demek de yani hadi birini atlattın, ikincisini bu sefer hani burada aslında şey çoklamaya gidebiliyor olman yine bir avantaj ama o da artık zayıflıklar olabilir noktasında nerede bunu işlettiğin ve nasıl işlettiğine bağlı aslında. Yani sen kritik bir kurumsundur. İşte dışarıda bu Zero Trust'ı deploy ettiğin ortamdan içeri girilen asetler de kritiktir. Sen tek bir kimlik doğrulama aracına veya tek bir politik aracına güvenmek istemiyorsundur. Bunları çoklayabilirsin. Ve bu çoklamada da birbirinden farklı servisler, hizmetler kullanabilirsin. Kendin bir hizmet geliştirir. Belki de bu kimlik doğrulama araçlarından gelen cevap ve metrikleri kendin süzebilirsin. Bu da bir çözüm. Yine dediğim gibi burada tamamen şirket politikasına kalmış bir şey. Yani bu kurumda bir kurumun kendi güvenliğini sağlama noktasında nasıl karar alacağı ve politikaların ne olduğuna bağlı yine günün sonunda. Teşekkürler. Serkan Karataş demiş ki peki Trendyol'a iş başvurusu nasıl yapabiliriz? Şartlarınız neler? Firmayı biraz anlatır mısın Mertcan? Onu söylemiş. İş başvurusu nasıl yapabilirsin? Lever.co/Trendyol'du galiba. Şeyde iş başvuru sayfasını bulabilirsin orada. Orada siber güvenlik uzmanı gibi bir pozisyondu galiba. Title'ı tam hatırlamıyorum. Oradan bulabilirsin. Şartlar nasıldır dersen de işte hanım bey olmayan, mail trafiğinin dönmediği, sürekli böyle çayının kahvenin rahat bir şekilde erişilebilir olduğu güzel bir ortamı var. Yani sonuçta araştırmaya ve geliştirmeye gayet değer veren, elinde bir data varsa, veri varsa, sen bu veri ışığında istediğin, sunduğun argümanı doğrulayabiliyor ve şirkete katkısını kanıtlayabiliyorsan bunu hayata geçirebildiğin, yani sadece dikeyde değil yatayda da siber güvenlik sektöründen bağımsız olarak Trendyol'un içerisindeki herhangi bir alanda her türlü know-how'ı, deneyimi edinebildiğin ve hani çok da aslında açıkta söyleyebiliriz. Türkiye'de böyle denenmemiş, yapılmamış şeyleri denemeyi yapmayı çok seven, birisi hata yaptığında gülüp geçen bir ortam var. Firmayı biraz anlatabilir misin? Evet, aslında anlatmış oldum. Yani içeride çok böyle araştırmaya, geliştirmeye açık, tamamen istatistik ve veriye dayalı karar alınan, yani kimsenin böyle kişisel hırs veya egoları veya herhangi bir şekilde kişisel çıkarları için hareket edip karar aldığı bir ortamdan ziyade tamamen objektif olunan, günün sonunda datanın haklı olduğu ve hiyerarşinin bulunmadığı bir ortam var. Aynen buymuş soru zaten. Scooter var demişti. Hala devam ediyor mu? Yani var. Aynen. Scooter'umuz da var. Her şeyimiz var. İçerisi daha güzel aslında değil mi Mertcan? Tabii yeni bir ofise taşındık. Koronadan dolayı çok gidemiyor olsak da hani burada Hack Nights'ı umarım o bizim yeni ofisimizin konferans salonunda da yapabiliriz. Orada yaparsak da zaten hani gelecek arkadaşlar ofisi gayet net bir şekilde görmüş ve deneyim etmiş de olurlar. Yani öyle diyelim. Evet. Bir arkadaşımız şey demiş. Yeni başlayacaklar için siber güvenliğe nereden başlanmalı diye bir soru sorsam demiş. Nasıl olur demiş Mertcan'a. Bu biraz şey gibi oldu. Yazılım mühendisi olmak istiyorum. Ne öğreneyim? Hangi dili öğreneyim gibi.
şey olmuş. Siber güvenliğe nereden başlaman gerektiği aslında şu anda neyle uğraşıyor olduğunla biraz alakalı. Çünkü bir mühendislik geçmişi olanla mühendislik geçmişi olmayan insanın aslında bu sektöre girmek için öğrenmesi gereken veya başlaması gereken yer çok farklı benim görüşüm. Sonuçta mühendisken yazılım mühendisi veya bilgisayar mühendisi fark etmez. İşletim sistemi olabilir, ağ teknolojileri olabilir, yazılım olabilir, algoritma olabilir. Bu gibi konularda ders alarak aslında alanında iyi işler yapmış hocalardan zaten hali hazırda bir temel alıyorlar. Daha sonrasında siber güvenliğin alanlarının hepsi de zaten bu alanlardan biriyle veya birkaçıyla ilişkili olduğu için zaten kendi altyapısıyla bunların üzerine bir şeyler inşa ederek siber güvenliğin istediği alanına girebiliyor öğrendikçe. Ama siber güvenliğin herhangi bir alanında çalışmak için yine mühendislik deneyimi olmayan arkadaşların da girmesi için aslında önce temel kavramları öğrenmesi benim görüşüm mantıklı. Bunun için de tabii ki benim ilk görüşüm yine Unix öğrenilmesi. Bakın Linux demiyorum, Unix. Unix işletim sisteminin neden yazıldığı, yani sonuçta Microsoft da bir işletim sistemi yapıyor. Ama Unix işletim sistemi neden var? Bu işletim sisteminin ihtiyaçları, yani neden, hangi ihtiyaçlara göre doğdu ve geliştirildi? Daha sonra bu işletim sistemi seviyesinde, Unix seviyesinde işte komut satırı zaten hani öğrenilmesi gereken bir şey ama alt seviyede bu nasıl çalışıyor, nasıl işliyor, bunların öğrenilmesiyle başlayan, daha sonra ağ teknolojileriyle devam eden aslında böyle bir yapı var. Bununla alakalı hani Türkçe kaynak, yani Google'a yazınca çıkıyordur diye düşünüyorum. Ben Türkçe kaynak öneremeyeceğim çünkü hani ben okumadım. Hani bilmediğim bir kitabı da önermek istemem. Ama hani genel görüşüm böyle. Başladığın geçmişine dayalı olarak değişen bir konu bu. Ama Unix ve Network bu işin temeli diyebiliriz. Daha sonrasında hani biraz matematiksel bilgiyle kriptografiye girerek daha da devam edilebilir. Hani bizim Türkiye'de böyle çok fazla bulunmayan bazı alanlar var. Kriptografiyle üzerine çalışan üniversite sayısı da aslında biraz az. Hani ondan dolayı böyle çok bahsedilmeyen, sanki yokmuş gibi davranılan konular bunlar ama aslında çok temel konular. Çoğu zafiyeti bu işte Spectre vesaire gibi zafiyetleri bulan araştırma grupları, üniversitedekiler genellikle kriptografik araştırmalar yapan gruplarla birleşerek giden gruplar. Hani bu ARM işletim sistemi, Intel işletim sistemi seviyesinde assembly'yi inceleyen işletim sistemine hakim siber güvenlik araştırma gruplarını bir yana koyuyorum. Aynı zamanda kriptografi üzerine de hakim oldukları için mesela bu 2 sene önce VPA'yı kıran ve yani buna exploit geliştiren bir araştırma grubu vardı mesela. Bunların hepsinin temeli aslında bu temel kavramları derinlemesine biliyor ve hakim olmaları. Türkiye'de bunun biraz eksikliğini görüyorum ben açıkçası. Evet. Daha çok işte zafiyet bulacağımız ürünü veya uygulamayı veya altyapıyı bilmememizden kaynaklanan sorunlar var. Temelini bilmememizden kaynaklanan. Murat Yeşiltepe bir soru sormuş. Bazı şeylere cevap veremeyeceğini düşünüyorum. Trendyol'da hangi güvenlik ürünleri çift kullanılıyor? Yani aslında sormak istediğim tek bir ürün bazı noktalarda başarısız olabilir. Bu yüzden farklı üreticilerin aynı yola hizmet eden farklı ürünlerini aynı anda konumlandırmak gerekiyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Sizde bu işler nasıl yürüyor hocam? Bizde nasıl yürüdüğünü cevaplayamayacağım için ben genel olarak nasıl yürümesi gerektiği hakkındaki görüşümü söyleyebilirim burada. Yani farklı ürün aynı şeye hizmet ediyor. Aynı anda kullanılabilir mi? Evet, yani soruya o şekilde bakarsak görüşüm şu. Bir kurumun içeride barındırdığı bileşenlerini, dışarıya hizmet verdiği bileşenlerini, koruduğu siber güvenlik ürünleri veya hizmetlerinin high available olması, yani high available'dan kastımız indiği zaman sistemleri indirmemesi ikinci, birincisi de o ürünün veya servisin devre dışı kalmasını minimuma indirmek için high available yapıda kurulu olması zaten birinci öncelik. İkinci öncelik de aslında senin kurumundaki işleyen halihazırdaki operasyonun senin ürününün yüzünden sekteye uğramaması gerekiyor. Şimdi bunu sağlamak için de yine dediğim gibi birinci high available yapı, yani sürekli çalışan bir yapı kurgulaman lazım. Siber güvenlik ürün ve servisi noktasında konuşacak olursak bu yapıyı kurgulayabildiğin her şey zaten geçerli. Hani sen ürünü çift kullanabilirsin.
ya da bir ürünü sürekli çalışır halde kullanabilirsin. Ve bu, yani bunu sağlayarak kullanabilirsin. Bu bir ürün de olabilir, servis de olabilir bu arada, fark etmez. Bunları sen sürekli aktif tutabileceksen ya da inaktif olduğu durumlarda operasyonlarını etkilemeyecekse aslında bu kabul edilebilir bir noktada oluyor başarı olarak. Fakat dersen ki ben aynı ürünü sürekli aktif tutup da inaktif durumda çalıştırsam da bunu başarı saymıyorum. Ben bir tane ürüne güvenmiyorum. Şöyle yapılabilir. Yine bu benim görüşüm ve mantıklı da olduğunu düşünüyorum. Sen halihazırda operasyonel trafiğin var, veri akışın var. Bunun bir mirror'ını alarak, bir kopyasını alarak analizlerini aynı mirror trafik üzerinde de gerçekleştirebilirsin. Bu gerçekleştireceğin analizleri de farklı ürünlerle yapabilirsin. Böylelikle senin trafiğini inceleyen veya trafikten de ziyade senin güvenlik noktasında aldığın önlemler bir tane değil iki tane cihaza bağlı ve mirror trafik olduğu için aslında veri akışı olduğu sürece o tarafa, yani o mirror dediğimiz ayna trafiği alabildiğin cihaz aktif olduğu sürece zaten sürekli de aktif bir mitigasyon yapın bulunuyor. Mitigasyondan kastımız tabii ayna trafikte herhangi bir aksiyon alamazsın. Onun kurgusunda artık kendin yapman gerekiyor. Süper. Selam kızlar. Bu soruyu son soru olarak alalım. Türkiye'de web application security alanı rahat iş getirir mi? Veya network pentesting alanı mı daha geniş Türkiye'de demiş. Nasıl yorumlarsın? Valla Türkiye'nin genel olarak, hani biz çok çalışan bir milletiz ne yazık ki. Ve aynı zamanda siber güvenlik sektörü her gün kurumların farkındalığının artması ya da büyüdüğü için network pentesting veya uygulama pentesting, app security gibi böyle spesifik alanlardan ziyade Türkiye'deki işler daha çok böyle danışmanlık firmasındaysan zaten seni pentester olarak alırlar. Pentester olarak alan firmada sana web uygulama güvenliği noktasında danışmanlık vermeni de ister. Bir ağın güvenliğini de test etmeni ister. O yüzden hani buna pentester olarak bakabilirsin. Bir kuruma giriyorsan da tabii ki her kurum öyle olmasa bile belirli bölümleri oluyor. İşte Red Team, Blue Team vesaire gibi, artık kurumun içeride nasıl bunları böldüğüne bağlı olarak. O yüzden daha böyle üstten baktığın zaman buna pentester olarak bakabilirsin. Pentester rahat iş getirir mi dersen de firmalar çoğaldıkça sızma testi ihtiyacı da zaten yılda bir kere zorunlu yaptıran firma çok. Aynı zamanda yılda bir kere isteyen firma da çok bunu kendi kurumu içerisinde. Dolayısıyla zaten siber güvenlik ihtiyacı arttıkça yıldan yıla, sızma testi zaten sürekli olacak bir şey olduğu için de ve arttığı için de iş getirir mi de noktasında yeteneğine bağlı olarak getirir. Süper. Başka sorusu şu an yok. Caner mi söyledi, konuştu? Aynen. Duyduk. Duyuyoruz şu anda. Başka soru yok. Mertcan, senin söylemek istediğin var mı? Kürşat abi. Efendim Numan. Abi bir soru vardı, onu kaçırdık. Tekrardan sorma şansımız var mı, vakti varsa? Hangi soru? Domain Control System gibi bir mevzu söz konusu mu? Onu sorduk. Onu cevapladık ya, ama bir daha cevaplayabilirim istiyorsanız. Çok iyi olur, çünkü arkadaşın interneti düşmüş sanırım. Kaçırmış orayı. Fark etmez şey, domain controller dediğin yapı şu anda geleneksel ağlarda olan bir yapı. Domain controller yapısı da aslında baktığın zaman bizim Zero Trust altyapısında kullanıcı kimliği yönettiğimiz noktaya Active Directory'deki kullanıcının ismi ve makinasının kaydı noktasında birazcık eşleşiyor gibi düşünebilirsin. Ama bu altyapıda zaten cloud'da çalışan veya da dağıtık olarak hizmet veren global kurumların ya da işte yerel olsa da dağıtık yapıda sunucuları veya asetleri bulunan kurumları düşünerek oluşturulmuş bir altyapı olduğu için burada zaten domain diye bir kavram yok. Dolayısıyla domain controller diye bir şey yok zaten. Sen burada zaten kullanıcının kim olduğunu identity provider dediğimiz bir kimlik doğrulama servisiyle doğruluyorsun ve kim olduğunu biliyorsun. O şekilde güveniyorsun ona.
Dolayısıyla burada herhangi bir domain veya domain controller diye bir kavram yok. Teşekkür ederim. Olarak tekrar cevapladığın için ben teşekkür ederim. O zaman Mertcan, tekrar sözü sana bırakayım. Anlatmak istediğin Zero Trust konusunda detaylı şeyler var mı? Devam edecek misin? Notlarıma bir bakayım şöyle. Kaçırdığımız bir şey var mı? Şimdi Zero Trust'ın hep şeyinden bahsettik. Operasyonel tarafından bahsettik aslında. Doğrulama yapılıyor, politikalar uygulanıyor vesaire. Zero Trust'ın getirdiği güzel bir avantaj da şu aslında, hani bundan Red Team tarafıyla Blue Team tarafını karşılaştırırken de birazcık bahsettik ama sonuçta sen Cloud'dan bağımsız olarak konuşalım. Zero Trust'ı işlettiğim bir motorum var Cloud'da yer alan. Policy Engine dediğimiz. Kullanıcıyı doğrulayıp da politikalarına göre içeriye kabul ettiğin. Şimdi bunun politikaları bir işleten ve içeriye alındıktan sonra o kişiyi oraya götüren bileşenlerden oluşması bu yapının sana şunu sağlıyor aslında. Kullanıcıların sunuculara eriştiği her aktiviteyi sen doglayabiliyor hale geliyorsun. Çünkü günün sonunda o sunuculara o şekilde ulaşmazsan zaten ulaşamayacaksın. Ulaşamayacağın için bütün trafik oradan geçiyor. Tüm trafik o bizim proxy dediğimiz ve politika motoru dediğimiz yerden geçtiği için sen zaten kullanıcı aktivitelerini çok rahat bir şekilde loglayabiliyor oluyorsun. Bu da aslında şu anda günümüzde de yine büyüyen networklerde kullanıcıların erişimlerinin loglanması noktasındaki zorluğu veya hani zorluktan da ziyade yani şeyi de problemi de minimuma indirmiş oluyor aslında. Bir nokta, ikinci nokta da yine bu kendi teknolojisini geliştiren firmaların yaptığı bir güzel bir şey var. Kullanıcıları sen politika bazlı içeri kabul ettiğinde onları götürecek proxy, yani gateway dediğimiz şey zaten sunucu iletişimini, kullanıcının sunucu iletişimini sağladığı için sen çok basitçe bu sunucuların üzerine sunucuların yarattığı trafiği, gidip gelen trafiği görselleştirdiğin zaman aslında kurumunun dışarıdan, yani kullanıcıların kurumun içerisinde eriştiği sunucuları ve uygulamaları da görsel bir şekilde çıkartıp takip edebiliyorsun. Yani sana burada aslında bir visibility de sağlıyor. Görünülebilirliğin çok artıyor. Anladım. Ya burada bir şey mi var? Hani grafiksel olarak da aslında her şey loglandığı için her şeyi daha uzak bir perspektiften görebiliyorsun kuruma ait. Aynen öyle. Daha üst seviyeden kuruma bakabilirsin. Çünkü erişim logları ve kimin nereye eriştiği var. Erişilebilen bir yer içeride senin asetindir. Yani belki de sen bilmediğin bir asetin var içeride ve kullanıcı oraya gitmek isterken zaten biz ne dedik? Varsayılan da deny alıp gidemeyecek. Ama o benim loguma düştüğünde ben bunu kendi ürünüm için görselleştirme gibi bir yola gidersem ben kendi kurumumun içerisinde hangi sunucu, hangi uygulama var görebiliyor ve bunları tespit edebiliyor olacağım çok rahat bir şekilde. Benim son bir sorum var. Merak ettiğim. Şimdi şu anki mevcut durumdan Zero Trust altyapısına geçerken maliyetimiz artacak mı? Azalacak mı? Veya aynı şekilde devam mı edecek? Maliyet kısmı nasıl olacak? Zero Trust'a geçişin aslında 5 aşaması var. Birinci aşama senin koruyacağın alanı belirlemek. İkincisi bu alanın içerisindeki kullanıcıların ulaştığı uygulama ve sunucuların flow'unu çıkarmak. Flow'dan kastım işte kim nereye gidiyor, nasıl gidiyor, gittiği yerden başka nerelere erişiyor gibi. Bunların çıkartılmasından sonra senin elinde artık koruyacağın yer ve koruman gerekli alanlar var. Neden? Çünkü hani minimum yetkiyi vereceksin herkese. Minimum yetki için herkesin nereye gittiğini ve hangi portlara gittiğini bilirsen ona göre yetkilendirme gruplaması yapabilirsin başta konuştuğumuz gibi. Bu gruplamayı yaptıktan sonra altyapını çıkartıyorsun. Altyapıyı çıkarttıktan sonra bir politika belirliyorsun. Yani ne demek bu? Zero Trust'ın bileşenlerini ben nasıl uygulayacağım? İşte benim kimlik doğrulayacak olan servisim ne olacak? Ben bir risk skorlaması yapacak mıyım kullanıcıya? Kullanıcıların davranışlarını skorlayacak mıyım? Sunucuları risklerine göre skorlayıp kullanıcıların riskine göre bu erişimleri dinamik olarak değiştirecek miyim gibi noktalarda sen politikalarını oluşturuyorsun. Bunları oluşturduktan sonra istersen sana gerekli ürün, yani yine demin dediğim gibi
sunucuların bir sunucudan diğerine atlanma gibi risklerin bulunduğu durumlarda gateway bazlı bir çözüm yine demin dediğim gibi mikro parametre bazlı bir ayrıma gitmek için iyi olacaktır. Böyle bir çözümü de ister geliştirirse kurum kendisi, ister bir ürün alırsa, ürünün maliyeti karşılandıktan sonra aslında senin elinde günün sonunda kullanıcının kimliğini doğrulayan, politikaları işleten, risk skorlaması yapan, kullanıcıların davranışına bakarak içeri alan ve bunu politika bazlı işleten ve bu politikaları cloud'da işleten, yani firewall gibi fiziksel bir yerde değil, cloud'da işleten bir yapıya sahip oluyorsun. Zaten mikro segmentlere böldüğünden dolayı bu politika engine'inde sen uygulamalarını ve aksesi buna göre ayarladığın için içeride aslında senin uygulamaların bu aldığın ürünle bölündüğünden firewall noktasında bir tasarrufa giderek ve hani NAC gibi böyle çözümlerde tasarrufa giderek aslında sen Zero Trust altyapısına ya da NAC gibi çözümleri aslında tasarrufa gitmekten ziyade yine dediğim gibi kurumunda kullanacağın altyapıyı belirledikten sonra kendi ihtiyacına göre ürünleri belirleyip o ürünlerle mevcut ürünleri değiştirdiğinde benim görüşüm yani maliyetin düşeceği, çünkü hani cloud'da yaptığın multi operasyonel bir servis olduğu için bu. Sen bunun için alacağın birden fazla servisi ki bunun fiziksel idamesi de var günün sonunda. Fiziksel cihazların idamesi yani parasal anlamdan geçtim, zaman alan da bir şey. Cloud'daki bir servisin idamesinden çok daha maliyetli. Bunları da göz önünde bulundurursan aslında bu yapı büyük kurumlar için, operasyonel maliyeti yüksek işler yapan kurumlar için daha az maliyetli şu an geleneksel ağlardan. Teşekkürler. Sibel bir soru sormuş Mert. Demiş ki Zero Trust konusuna geri dönmüşken demiş. Zero Trust'ta kritik sistemler için ek güvenlik önlemleri alınabilir mi? Yoksa her sisteme eşit miktarda mı koruma sağlanır? Zero Trust konusunda bu yine makalede yazarın da belirttiği çok güzel bir nokta var. Zero Trust altyapısı siz bu bileşenleri düzgün konumlandırıp politikalarınızı düzgün bir şekilde yazdığınız zaman mikro segmentasyon noktasında siz bir politikaya compliantsanız, compliant olmanız gerekiyorsa hani bu HIPAA olabilir, PCI olabilir fark etmez. Böyle bir zorunluluğunuz varsa zaten siz zaten PCI'ın en böyle uygulanabilir stratejisi etki alanını küçültüp bu etki alanının küçüklüğüyle aslında denetim alanını küçültmek. Zero Trust'ın size buradaki sağladığı nokta şu oluyor. Siz etki alanının ne olmasını istiyorsanız bunu bir segment haline getiriyorsunuz. Mikro segmentasyon dediğimiz gibi. Ve buraya erişecek insanların belirli kurallara tabi olmasını isteyebilirsiniz. Zaten mikro segmente böldüğünüz zaman diğer bileşenlerle bir alakası olmayan bir yapıda kalacağı için ve buraya gidişleri kendi istediğiniz gibi işte mesela kurumun sertifikası olsun vesaire noktasından da ileri işte hardening edilmiş olsun ama hardening skoru işte artık o sizin kurumunuzun kullandığı ürün veya geliştirdiği ürün kapasitesine bağlı olarak işte benim makinam hardeningli ama seviye 3 değil 4 olan daha sıkı bir hardeningli cihaz sadece bu mikro segmente erişebilsin dediğinizde aslında sizi otomatik olarak bu şekilde denetimlerden de şey yapıyor, kurtarmış oluyor aslında. Teşekkürler cevap için. Gayet iyi açıklama oldu. Şimdi Erdinç demiş ki Türkiye'de bu alanda çok ilgili gençler var. Sizce firmaların bu gençlere mentörlük yaptığını düşünüyor musunuz? Yani ben şunu çok duydum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Herhangi bir maddi olarak isteğim yok şeklinde. Sence firmalar şu an bunu yeterli yapıyor mu? Veya Türkiye bu seviyeye ne zaman gelir? Benim burada anladığım bu mentorluk noktasında aslında iki farklı soru gibi olmuş. Çünkü hani kendimi geliştirmek istiyorum, bir maddi isteğim yok derse benim burada anladığım hani gönüllü bir şekilde bir yerde çalışma. Ama gençlere mentorluk yapılma noktasına gelirsek de işte senin kurduğun Black Box gibi kuruluşların ya da işte Siberkümen'in verdiği eğitimler noktasında yine oradaki eğitmenlerin yaptığı mentorlukla alakalı gibi gördüm ben bunu. Hani bir tarafa bakarsak bir maddi kaygı olmadan bir firmada
kendini geliştirmek isteyip çalışmak istiyorsan ben bunu Türkiye'de sağlayacak firmaların olduğunu düşünüyorum. Ama yine burada dediğim gibi bir deneyimim olmadığı için çok da net bir yorum yapmak istemem. Firmalar bunu yeterli yapıyor mu dersen de yine dediğim gibi bu konuda herhangi bir firmanın yaptığı bir çalışmayı bilmediğim için ya da nasıl yaptıklarını bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama Türkiye'nin mentörlük noktasında baktığımız zaman hani bizim yine aslında Kürşat'la gittiğimiz konferanslarda gördüğümüz bir şey de şuydu. Biz mesela Viyana'da oradaki büyük global firmaların liderleriyle konuşurken Türkiye'de verdiğimiz eğitimlerden bahsettiğimiz zaman çok şaşırmışlardı. Hatırlıyorsundur Kürşat belki. Türkiye'de biz işte eğitim veriyoruz 3 gün, 5 gün, günü neyse hiç bunu düşünmeden işte zamanımızın gittiğini düşünmeden öğrencilere eğitim veriyoruz. Öğrencilerin sorularını yanıtlıyoruz. Onlara düzenli eğitimlerle yardımda bulunuyoruz. Siber güvenlik sektörünü geliştiriyoruz gibi yorumlarda bulunduğumuz zaman onlar demişti ki sizin bu yaptığınızın %10'unu 20'sini 5000 6000 euro gibi uçuk maliyetlere burada eğitim düzenleyerek yapıyorlar. Siz bu yaptığınız gerçekten bedavaysa siz bize haber verin de böyle etkinlikler yaptığınızda biz de bizim yurt dışındaki Avrupa'daki adamlarımızı sizin etkinliklerinize gönderelim demişlerdi. Dolayısıyla burada firma bazında yani firma bazını bir kenara bırakırsak mentörlük olsun, Türkiye'de verilen eğitimler olsun. Zaten Türkiye bu konuda çok ileride. Her ne kadar ben her zaman bunu konuşurken dile getiriyorum. Giriş seviyesinde kalsa da eğitimler. Hani mümkün olduğunca giriş seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyorum ben kendi açımdan. Ya da Kürşat'ın verdiği eğitimlerde bunu sağlamaya çalışıyorum. Onu da dürtükleyerek. Ama genelde böyle o giriş seviyesi eğitimlerde bile yurt dışından çok çok ilerideyiz. Çünkü biz bunları karşılıksız bir şekilde tamamen Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemi gelişsin diye yapıyoruz. Ya onlar bir şey söylemek istiyorum. Acaba o yüzden mi değersiz gibi duruyor yapılanlar? Olabilir. Çünkü evet. Hani bir şey normalse göz ardı ediliyor ya. Hani Türkiye'de bu normal. Dolayısıyla hani siber güvenlik sektöründe bu şeyler çok normal olduğu için Türkiye'de bu gibi aktiviteler. Normal bir şey normalleştiği zaman insanların gözüne o aslında şey geliyor ya. Hani onun yokluğunu hissetmediğin sürece o aslında çok da önemli değilmiş gibi hissettiriyor insana. Hani bu biraz insan doğasının sürekli isteme isteği ve biraz bencilliğinden de gelen bir şey aslında. Ben de ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Sana katılıyorum bu konuda. Evet. Yani çünkü çok şey var. Hani siber kümenin de kurulmasından sonra artık öyle şeye geldik ki farklı gruplar da var, firmalar da var. Her gün bir eğitim var. Yani hepsi ücretsiz. Artık ne düşünüyor? Bugün buna girmesen 2 ay sonra, 1 gün sonra veya gelecek hafta zaten aynı eğitim olacak. Ona giderim diyerek bir dersleşme oldu. Gerçi şu da var. Hemen hemen verilen eğitimler birbirine çok benziyor. Onun da bir şeyi vardır. Ya yani yine aslında biraz da şey gibi, hani ben mobil güvenlik eğitimlerini hazırlarken dış kaynaklardan yararlanamadım çünkü yoktu. Hep paralıydı. İçeride de yine dediğim gibi yine en başta söylediğim bu Türkiye'deki know-how eksikliği burada da biraz devreye giriyor olabilir. İnsanların siber güvenliğe giriş veya şuna buna giriş gibi konuların ötesine geçmemesi belki de bu know-how'larına güvenmedikleri için kendilerini daha bu alanda yetersiz gördüklerinden veya yeterli gören insanların da eğitimle uğraşmak istememelerinden de kaynaklanıyor olabilir, bunu bilemem. Ama kendilerini yeterli görmedikleri için böyle bir eğitim hazırlayıp vermemeleri de olabilir tabii. Hani bu da her zaman ihtimal dahilinde. Fakat hani dediğim gibi bu know-how'ı edinmek bizim elimizde. Bir şekilde deneme yanılmayla, araştırma geliştirme aktiviteleriyle gerek kurumların gerek de işte Black Box gibi bağımsız kuruluşların bu aktiviteleri yaparak kendi bilgilerini yükseltmesi, daha sonra da bunu Türkiye'de eğitim bazında vererek yayması en doğrusu olacaktır. Bizim aslında baktığın zaman aslında Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemini geliştirme stratejisi biraz daha böyle. Yurt dışında devlet destekli parayla Ar-Ge yaptırılan startuplar üzerinden gelişiyor mesela, hani sen de biliyorsun. Türkiye'de de daha çok böyle kendin çapında bir şeyler öğrenip geliştiren insanların verdiği eğitimlerle aslında öğrenci yetiştirmesiyle gelişiyor Türkiye'de siber güvenlik. Aynen. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz ülke olarak. Hocam siz bir stajyer
adayını kabul ediyor olsanız o adayın hangi özellikleri ilginizi çeker teknik anlamda? O adaydan hangi seviyede olmasını istersiniz? Neler yapabiliyor olmasını beklersiniz gibi bir soru var Mutlu'nun. Ya bir adayda hangi özellikler ilgimi çeker? Şunu söyleyeyim. Teknik anlamdan ziyade bir, iletişimi kuvvetli olacak. İki, dediğim gibi okuyacak. Yani bu siber güvenlik kitabı değil, dediğim gibi genel olarak okuyan bir insan olacak. Yani karşısına çıkan her şeyi okuması lazım. Üçüncü olarak da yine üçüncü madde aslında teknik anlamda bakacağım bir şey. Sen bir şeyi kullanıyorsan o şeyin nasıl çalıştığını iyi bileceksin. Yani senin elindeki bilgisayarın nasıl çalıştığından, kullandığın aracın nasıl çalıştığına kadar ben sana böyle bir soru sorduğumda bunu bilmeni beklerim. Yani benim bir adaydan beklediğim bu aslında. Çok şey bekliyor değilim aslında. Yani sen bir Linux kullanırken ls yazıyorsan o ls komutunun arkada ne yaptığını veya nasıl geliştirilmiş olduğunu falan biliyorsan benim için yeterli ki bunlar gayet açık kaynak her yerde bulunan ve okuyabileceği şeyler insanların. Yani evet. Dolayısıyla benim beklediğim okuması, insan olması, bir de meraklı olması. Evet. Şöyle bir soru gelmiş, geri gitmiş. Numan sildi. Trendyol'daki kayıtlı kredi kartlarını çalsam başıma ne gelir? Seni kovarlar mı demiş Mertcan. Trendyol kredi kartı bilgisi tutmadığı için yani çalmam da mümkün değil. O yüzden hani sorunun bir geçerliliği kalmıyor aslında. Aynen. ona da en azından iki farklı cevabı vermiş olduk. Bir arkadaşımız şey demiş, Mehmet İnce'nin yaptığı eğitim de normalde zor bulunan bir eğitim. Aslında bir gelişme var diyebilir miyiz demiş Mehmet. Mehmet İnce'nin yaptığı eğitimin ne olduğunu söylerse aslında cevap verebilirim ama bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Şey, bir dakika, neler yapıyordu? Metasploit, exploit geliştirme sıfırdan yüze kadar bir eğitim ile uğraşıyor. Bu üçüncü serisi galiba. Evet, development, doğru. Böyle bir eğitimi var şu anda. Ya güzel bir eğitim baktığın zaman Metasploit üzerinde development yapmak, hani Metasploit framework'ünü öğrenip biraz da Ruby öğrenmekten ziyade, ama hani eminim Mehmet İnce orada o zafiyetleri nasıl bulduğunu ve o zafiyetlerin bulunuş aşamalarını da anlatıyordur. Hani dolayısıyla güzel bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Aynen. Yani eğitimlerin de artması gerekiyor. Dediğim gibi hani giriş seviyesinde eğitimler alıp giriş seviyesinde eğitimler vererek bu iş yürümez. Bu tip eğitimlere de ihtiyaç var. Kesinlikle. Zaten ben de buradan çıkınca Mehmet abinin gidip neler yaptığına bakıyorum orada. Benim için de iyi oluyor. Kaçırdığım bir yer varsa falan diye. Bakalım. Şöyle biri soru sormuştu az önce. NSA ile alakalı bir soruyu sormuştu. Arkadaşlar, ödül avcılığına böyle çok haşır neşir bir arkadaş değilim. İşte zamanı geldiğinde merak saldığımda şuraya bakayım buraya bakayım diye uğraşan bir arkadaştım. O arada işte sağ olsun bazı şansım yaver gitti birkaç konuda. Öyle bir zafiyet buldum. Galiba 4-5 tane zafiyetim var. Aynı kuruma dayalı. Zafiyet olarak ne buldun? Zafiyet olarak ne buldum? En önemlisi şeydi. Severity sonu 8'di galiba. Hatırladığım kadarıyla. Yönetici paneline yetkisi erişim bulmuştum. Cevabını alabildin mi? Bir tane HTML injection vardı. Düşünüyorum. Diğer ikisini hatırlamadım. Ama bu şu an hatırladığım bu ikisi vardı. Teşekkür ederiz Serkan. Bir soru var mı diye bakıyorum şu anda kanka. Mobil tarafta aslında bu kadar sık eğitim yok. Ya da Wi-Fi Security'de. Siber Kümen'in yaptığı AD güvenliği eğitimi, Active Directory güvenliği eğitimi de sık karşılaşılan bir eğitim değildi. Mehmet İnce'nin yaptığı eğitim de normalde zor bulunan bir eğitim, aslında bir gelişme var diyebilir miyiz? Aksama veya akşama insanlar buradan çıkıp oraya gidecekler diye düşünüyorum. Bunu yazmıştım. Tabii ki yani şöyle birden fazla insanın artık bu Twitch platformuna girip kendine bir şeyler anlatması, kendinden bir şeyler anlatması aslında bizim bence herkesin amacı şeydir yani. Şunu düşünüyorum. Ya üniversite öğrencileri, işte bu alanda çalışan insanlar faydalı olmak istiyorlar.
Herkes yayınını açıyor. İşte her sağ olsun herkes kaydediyor. Biz de kaydediyoruz. Buraya gelenler Mehmet İnce'ninkine gidiyor. İşte Mehmet İnce'ninkinden çıkanlar bizim tarafta neler konuşulmuş ona bakıyor. Komüniteye destek oluyoruz. İnşallah bu salgından sonra bunlar devam eder. Yani komüniteye destek şunun için almıyorlardır. Ya işte salgın var, evde oturuyorum, ne yapıyorum, hadi bunu yapayım gibi değildir. İnşallah bu devamı da eder. Zaten Mehmet abi işte akademik bilişimden beri bütün her yere gidiyor. Hektire'ye de gelmişti hatırladığım kadarıyla. Diğerleri de devam ettirir diye düşünüyorum. Evet, Türkiye'de zaten baktığın zaman yani şu anda sen de fark ediyorsundur. Twitch'i geçtim. Normal bir online platformda herkes evdeyken Türkiye haricindeki ülkelerde siber güvenlik odaklı yayınların bu kadar yapıldığı bir ortam yani kar amacı gütmeyen yerlerde yok aslında baktığında. Türkiye için ben bu yayın trendini de aslında şeye bağlıyorum. Siber güvenlik sektörü Türkiye'de yine dediğim gibi eğitimler üzerinden gelişen ve yürüyen bir sektör olduğu için çoğu sektördeki insan da aslında rekabetçi bir alan olarak görüyor bunu kendinde. Hani sonuçta burada yapılan bir yayında bir anlatılan bir konunun başka bir alanını da o arkadaş biliyor. Belki de gidip onu kendi yayınında anlatmayı seçiyor ki hani ben de hem hani tatlı bir rekabet aslında baktığında. Bunlar aslında yine günün sonunda sektörü geliştiren şeyler. O şekilde düşünmek lazım. Serkan şey demiş, biraz sinir oldun galiba demiş. Yok ya, sinir olmadım. Çok aynı soru sürekli geldiği için tekrar cevaplayacağım için bir iç geçirdim. sana Mertcan abi teşekkürler, sabırla cevapladın tüm soruları. Bir soru sorduğumuzda aldığımız tepki beni şaşırttı demiş. Herhalde burada bana sitem etmiş. Canı sağ olsun, önemli değil. Faydalı oldu bize. Şöyle bir soru var. Şu an bug bounty programı dahilinde olmayan ve kendilerine güvenlik açıklarını ücretsiz bildirmek istediğim büyük Türk domain ve hosting firmaları mevcut. Bu firmalarla ortak yol sizce nasıl bulunabilir? Yani şöyle bulabilirsin. Bunu cevap verebilirim aslında. Bu T0.group Invictus'un Mehmet İnce'nin de ortağı olduğu firma Invictus'un böyle bir bug bounty'den ziyade sen bir istismar buldun büyük ölçekte ve bunu karşı tarafa iletmek ve hani karşını almak istiyorsun gibi. Hani onu da yazabilirsin aslında t0.group domaini de. Buradan şeyle maille encrypted mail yine ama şey değil. Düz bir mail değil. Düz maillere bakmıyorlar zaten. Benim de gördüğüm. Aynen bu t0group'tan bildirebilirsin oraya. Onlar senin için bu zafiyeti alıp ilgili firmayla görüşüp hani zafiyeti bildirip gerekli karşılığını parasal olarak sana zaten anonim, seni anonim bırakarak hallediyorlar. Benim görüşüm bu şekilde işini görebileceğin. Süper. Başka ya aslında eğer domain ve hosting firmasında bir şey bulduysa bunu T0'da değil daha çok o şeye yönlendirmesi gerekiyor. O ilgili firmaya yönlendirmesi gerekiyor. Ve burada çok tatlı dille konuşması lazım. Bu süreci T0 yapıyor. Yani benim o T0'ın gördüğüm raporlarından konuşuyorum. Türkiye firmaları özelinde de bulan kişileri anonim bırakarak bu süreci güzel yönettiklerini gördüm. Hani ondan dolayı aslında bunu şey yaptım. O kadar bilmiyordum. Tamam. Teşekkürler. Sen aslında kişi değil, anonim bir şekilde bu halihazırda kendini bu şekilde konumlandırmış ve profesyonel bir hizmetle onlara gitmiş oluyorsun aslında. Şöyle bir şey demiş sana Serkan Karataş. Karakterinden taviz vermediğin teşekkürler abi, idolümsün demiş. Başka ne var? Türkiye gazetesiyle davalık oldum. Zaten 2 sene önce davam sonuçlandı. Sadece açığınız var dedim ve ayrıntı verdim. 2 ay sonra mahkemelik oldum. Evet arkadaşlar, böyle bir konular da var. Arkadaşımız da güzel hatırlatma yapmış. Yani orada izleyecekleri yol tam olarak nedir bilmiyorum. Hani iyi niyetli yaklaştıklarını düşün. Yani iyi niyetli yaklaşırsak sorun olacağını düşünmüyorum ama tabii sorun da olabilir. Her zaman böyle şeylerin hani sonuçta karşı tarafa bunu bildirmek istiyorsanız ve bunun da karşılığını almayı da bekliyorsanız T0 grup olabilir ya da global bazda ZDI var, Zero Day Initiative. Bu gibi profesyonel bu işle uğraşan servisleri kullanarak
ilgili firmalara sizi anonim bırakıp ulaşan bu tip servisleri kullanarak hani hem kendinizi riske atmamış olursunuz, hem de karşı tarafı bilgilendirme gayenizi yerine getirmiş olursunuz. Hem de günün sonunda bu işin bir maddi ya da manevi karşılığı varsa zaten onun için o servisler sizin için bunu da hallediyorlar. O yüzden benim görüşüm bu gibi servisleri kullanmanız. Böyle durumlarda. VPN açıp iletişim formundan gönder gitsin. Ödül de VPN'den gönderirler herhalde diye düşünüyorum. Öyle olacağını, yani eğer orada bir ödül beklentiniz varsa bunu çok hızlı formatta değil de sözlü olarak erişebileceğiniz bir ortamda olsanız daha iyi olur. İyi bir şey olursa şey yapabilirsiniz ya, mesela ondan sonra mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ya bu arada zaten VPN açıp bir yerde iletişim formunda göndersen de yani seni bulmak isteyen yine bulur. Sonuçta senin ISP'n Türkiye'de. Dolayısıyla EGM ISP'lerden gerekli logları, gerekli erişimlerin loglarını veya geçmişini istediğinde istatistiksel bazda bir çıkarım yaparak senin yine kim olduğunu bulur. Hani o yüzden çok da şey değil, yani bu Tor için de geçerli. Tor artı VPN falan. Ki zaten hani bilmiyorum Kürşat, sen de gördün mü de bu 1-2 gün önce bir yasa teklifi verildi. Türkiye'ye getirilmesi isteniyor sosyal medya kurumlarının sunucularını. Evet. Bu sunucu Türkiye alınmasıyla birlikte, yani öyle bir şey olursa senin kullandığın herhangi bir kendini gizleme, VPN, Tor gibi yöntemler günün sonunda yine bir şeye yaramayacak. Çünkü senin servis sağlayıcından giden trafik üzerinden akacak ve o oraya düşecek veriler hepsi Türkiye'de olacağı için incelemeye tabi olacak, şu an değil. İncelemeye tabi olduğu zaman istatistiksel bir şekilde çalışması yapıldığında herkesi her şekilde bulabilirsin. Hani dolayısıyla burada ben bir açık buldum, gideyim kendime VPN'le gideyim adamları tehdit edeyim ya da gidip onlarla iletişime geçeyim, ödül isteyeyim falan gibi durumlara girmektense yine dediğim gibi böyle bir şeyi kontrollü bir şekilde bu tip servisleri yürüten insanlarla, kişilerle, kurumlarla çalışmak her zaman daha iyi. Süper. Başka soru var mı diye bakıyorum. Soru yok. Abi Murat ne demiş öyle ya? Hangi Murat? Bizim Murat. Ha. Neyse onu Numan siler. Numan silerse güzel olur. senin anlatacağım. Bakayım yayın. Bu arada bak sen ne demiştin? Ya 2 saat mi anlatacağız demiştin. Şu an ya saat... ben doğru tam 2 saat olmuş. 2 saat geçti. Bu arada bu Serkan şey yazmış ya, Google Cloud bunlar için var diye. Yine hani burada tamamen gizli kalamayacağı noktasında Google Cloud'a erişirken hangi yolu izlediğini network seviyesinde bir bakmasını tavsiye ederim kendisine. Hı hı. Öyle yani yorumum o. Hani birazcık egzersiz olur ona da. Güzel. Tamam. Paylaşmak istediğin bir şey var mı Mertcan? Vallahi aklıma gelen bir şey yok. Senin varsa... Ben şey, yani şöyle hani izleyenler açısından sormak istiyorum. Ya onlara ne önerirsin bu saatten sonra? Şimdi seni izleyen arkadaşlar bazıları şu an sektörde çalışan kişiler, işte bazıları da öğrenci veya bu işe meraklı olan arkadaşlarımız var. Yani ne önerirsin? Aklına ilk gelen 3 maddeyi söylesene. Ne önerirsin? Çok geniş bir soru oldu şimdi. Hangi alanda ne önerirsin mi diyorsun? Yok. Aklına ilk gelenlerden bahsediyorum. Hani ben böyle anladım, böyle cevaplıyorum dediğinde ilk üçü ne olurdu? Ya birincisi okuyun abi, yani hani elinize ne geçerse okuyun. Hı hı. İkincisi açık kaynak şeylerden faydalanıyorsanız nasıl diyeyim, kod olabilir, araştırma geliştirme olabilir, PDF olabilir. İkinci diyeceğim şey, eğer açık kaynak bir komüniteden ya da açık kaynak bir kaynaktan faydalanıyorsanız günün sonunda sizin de açık kaynağa bu faydalandığınız bilgiler gibi bilgileri geri vermeniz gerekiyor. Benim düşüncem. Yani verdiğiniz kadar, aldığınız kadar geride verin, katkıda bulunun. Bu bir GitHub'da bir açık kaynak koda kod geliştirmek olabilir, bir iş uyularını çözmek olabilir ya da bir şey bile olabilir bu arada. OWASP'ın da yayınladığı açık kaynak kitap gibi kitaplara siz de kendiniz eklentiler, bilgi, bildikleriniz ışığında eklentiler yapabiliyorsunuz. Açık kaynak sonuçta bizi bugünlere getiren ve ileride de geleceğe taşıyacak olan şeyler.
açık kaynak topluluklar. Açık kaynak topluluklara dolayısıyla hani ben sürekli oradan besleniyorum falan gibi bakmaktansa hani aldığınız kadar da vermeniz gerekiyor benim düşüncem. İkincisi bu. Üçüncüsü aslında direkt şeyle alakalı. Hani benim de kendi özelimde yaşadığım, deneyim ettiğim ve şu anda da dışarıda eksiğini bazı yerlerde gördüğüm şeyler. Danışmanlık firması özelinde çalışan arkadaşlar, özellikle de sektöre yenilerse veya orta seviye deneyimleri varsa bence kesinlikle böyle değişken ortamlarda yüksek ihtiyaçları olan ve ihtiyaçları sürekli dinamik olarak değişen ortamlarda yani kurumlarda danışmanlık gömleğini bir kenara bırakıp bir de bir kurumda çalışmaları lazım. Danışmanların çünkü günün sonunda verdikleri danışmanlık hizmetleri kurumlar tarafında deneyimleri yoksa verdikleri öneriler olabilir. Getirmeye çalıştıkları çözümler olabilir. Gerçekten böyle çok alakasız ve çok ezber kalabiliyor. Dolayısıyla bir danışmanın benim görüşüm şu an hani Trendyol'a geçip çalıştığım süreden sonra edindiğim deneyimlerle bunu söylüyorum. Bir danışmanın kesinlikle bir kurumda çalışıp orayı deneyim etmesi gerekiyor ki yarın bir gün bu kurumlara danışmanlık verdiğinde aynı efektiflikte çözümler üretebilsin. Ve tam tersi de aslında önerilebilir. Sektöre başlayacak olanlar danışmanlık tarafından başlasın, çok firma görüp güvenlik tarafını da kendini de pekiştirsin. Sonrasında bir firmaya gidip o firmanın güvenliğine baksın da denebilir, değil mi aslında? Aynen, hani ona da geliyor, aynen öyle de denebilir. Teşekkürler. O zaman yavaştan kapatalım mı Caner? Vallahi olur, ağzına sağlık Mertcan. Çok iyi. Aynen. Bir de seni duyaydım. Planda dinledik, çok katılamadım ama. Biz de 2 saat sürdürdük. Aynen, iyi. Bayağı muhabbeti yardırdınız gittiniz ya. Yani temiz muhabbet oldu yani. Benim de merak ettiğim bir konuydu. O yüzden soru cevap gidince geldik buralara kadar. Kürşet abi. Trendyol'un Backcourt üzerindeki private programı hakkında bir daha duyuru geçebilir misin? Onu Twitter'dan geçeceğiz zaten. Tamam. Onu geçeceğiz. Twitter'dan takip edebilirlerse. Çok böyle bir sanki şey gibi geliyor. Hani biraz önce işte 20 günlük sessizlik orucundan çıkmış işte böyle bir hani kendini hayata şeye adamış ne derler? dünya kardeşliğine adamış. Böyle değişik bir ses tonu var yani. Onun mu? Aynen. Abi teşekkür ederim. Ama normal zaten öyle yani. Korkutuyor beni. evet. Arkadaşlar o zaman kapatalım yavaştan. Evet. Herkese teşekkür ederiz. Yarın Seyfullah Kılıç gelecek. İstihbarat tarafında konuşacağız. Onu da zaten duyurusunu yarın geçmiş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Mertcan. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kendine mobil iyi. Alanda kaynak azlığından bahsediyordu biri. Belki hani bir günde mobil güvenliği ayırmak isterseniz yine gelip yine biraz başınızı ağrıtabilirim. Onu söyleyecektim. Yemin ederim aklından geçiyordu. Aklından geçtiğini fark etti, o yüzden ben söyledim. Bundan sonraki session'ımız mobil üzerine olabilir. Mobil Pentest üzerine şöyle bir 2-3 saatlik güzel uygulamalı bir eğitim verebilirsen rica ederiz senden. Tamam ya, yani konuşalım seninle bir beraber o işi. Tamam. Plan. Ona göre bir yol haritası çıkartırız bu konuda. Ha, pardon, özür dilerim. Bir an araya girdim. Şey diyecektim. Twitch'i takip etmeyi de unutmasın herkes. Evet. Genel olarak yayınlardan haberdar olmak için Twitch'i takip edebilirsiniz. Aynen. Yayına girdiğimizde bildiri gidiyor değil mi Twitch'ten? Evet. Tamamdır. O zaman herkes Allah'a emanet olsun. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Mertcan tekrar görüşürüz. Çok teşekkürler. Kendine iyi bak. Görüşürüz. İyi akşamlar herkese. Var.